İyi akşamlar. Başka şeylere hoş geldiniz. Ben Ekin Olcayto. Her cumartesi olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim. Çok değerli iki konuğum ve çok keyifli bir konum var bu akşam. Başka şeylerde çok değerli hocamız, felsefeci ilahiyatçı Profesör Doktor Caner Taslaman. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Valla burada olmak zevkli. Çayınız da güzel. Devam oh, edelim. Oh afiyet olsun hocam. Ve e, ilahiyatçı Emre Dorman. Hocam hoş geldiniz siz Hoş bulduk. Sizde. Teşekkürler. Şimdi her ikinize de öncelikle hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. 101 soru da Kur'an kitabı çıktı Emre hocamızın ki bu akşamki konumuzda zaten bu dinde en çok merak edilen soruları sor, e, soruyorlar her zaman hocalarımıza e, o da bundan bir kitap yapmış E tabii ki biz de bu gece konu olarak bunu seçtik dinde en çok merak edilen sorular neler işte bu gece bunu konuşacağız bu arada e, Caner Taslaman hocamızın da kitabı çıktı hayretten hayranlığa aforizmalarım kitabı onu da hemen gösterelim. Ee, bu kitapta Caner hocamızın yeni kitabı ve size güzel bir haberim var. Bu akşam 5 kişi ...her iki kitaptan da kazanacak. Yani program boyunca... ...bizi takip ederseniz ve bize yorum yazarsanız... ...sorularınızla olabilir. Bu yorumlardan... E, ...arasından seçeceğiz. 5 kişiyi... ...ve onlara bu güzel kitapları... ...göndereceğiz. Kitapların ikisi de... ...gerçekten muhteşem. Ellerinize sağlık. Emeklerinize Sağ ol, sağlık değerli hocalarım. Ve e, her zaman olduğu gibi... ...sorularınızı nereye göndermeniz gerektiğini de... ...söyleyeyim ben. Twitter ve... ...Instagram hesaplarımdan benim... ...Ekin Olcayto hesaplarına sorularınızı sorabilirsiniz bu konuda çok fazla merak ettiğimiz şey var hepimizin e sürekli bulduğumuz gibi hocalarımızı soruyoruz Sizler de bu akşam sorularınızla bizlere katılırsanız dediğim gibi hem kitap kazanma şansınız olacak hem de tabii ki bilgilerimizi tazeleme ve yenileme, çoğaltma imkanımız olacak ben çok konuştum hemen başlayalım Emre hocam sizinle başlayalım mı olur ben şunu olursunuz. merak ediyorum siz bir ilahiyatçı hoca olarak en çok bu sorulardan hangisine maruz kaldınız en çok ne merak ediliyor gerçekten yani bir kere yaratılışla ilgili konular başta çok merak ediliyor. İşte bunların başında e, cennetten kovulma olarak tırnak içerisinde bilinen hadise nasıl gerçekleştiği meselesi. Ben de onunla ya başlayacaktım. Da, evet Allah'ın neden e, bizi yarattığı, hı hı. bu hayattaki anlam ve amacımızın ne olduğu, öldükten sonra insanın ne olacağı ahiretle ilgili konular. Cennet ve cehennemle ilgili konular, cennet ve cehennemin sonsuz olup olmadığı hı hı. ya da cehenneme girmiş bir kişinin daha sonradan tekrar işte cennete girme şansının olup olmadığı türünden böyle temel sorularla başlayabiliriz, ifade edebiliriz açıkçası. Onun dışında kötülük problemi gibi problemler mesela. Yani Allah kötüleri neden hemen cezalandırmıyor? Ve Allah insanların işte özgür iradeli mi yaratmıştır? Yoksa insanlar işte Allah'ın kendileri için yazmış olduğu bir kaderi mi yaşıyorlardır? Ki biz türünden? bunu da bir program konusu evet. olarak burada konuşmuştuk Sorular. beraber. Ya da işte Kur'an-ı Kerim'de bazı teknik kullanılan ifadeler var. İşte Allah'ın kalpleri mühürlemesi Hı -hı. meselesiyle ilgili. İşte Allah eğer kalpleri mühürlüyorsa kalbi mühürlenmiş bir insanın o zaman yaptığı şeylerden sorumlu olur mu türden böyle epey şeyler var. Sorular var. O zaman ee... başlayalım mı Hazreti Adem ve Havva'nın çıkarıldıkları Cennet bu dünyadan ayrı bir yerde midir? Şimdi Sorası tabii ya. şöyle önce isterseniz müsaadenizle çok kısa hemen ben kitapla ilgili şu şeyleri söyleyeyim. Tabii hocam buyurun. Ee, şimdi bu 101 soru seçilmesi hani bu derslerin de giriş kodları da giriş derslerin kodudur genelde 101. Onun öyle bir esprisi var açıkçası. Tabii çok fazla soru var aslında evet. insanların kafasını kurcalayan ve dini konularda çok fazla doğru bildiğimiz yanlışlar var. Ee, ve bu e, dini konulardaki bilgilerin kaynağı ile ilgili de ciddi bir problem var. Hı hı. Yani bu bilgilerimizin kaynağı neye dayanıyor? Ee, Yanlış çevirilerden e, mi kaynaklanıyor şimdi hocam? Şimdi şöyle çeviri hatalarından kaynaklı problemler de var. Onun dışında bir de Kur'an-ı Kerim dışındaki bir takım e, kaynaklara dayalı olarak bazı sorulara cevap verme ya da o sorunları çözmeye yönelik eğilimlerin de e, burada payı var. Hı hı. E, ve ben bu kitapta şunu yapmaya çalıştım. İnsanların en fazla aklına takılan kafasını kurcalayan bu gerek bizim yaptığımız programlarda bize gelen sorulardan, gerek internet ortamında insanların en fazla merak ettiği arattırdığı sorulardan, bir de böyle dost sohbetlerinde arkadaşlarımızla konuşurken onların kafasına takılan sorulardan böyle bunları derlemeye çalıştım. Ama bu kitabın bir özelliği şu kitaptaki cevaplar sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayandırılıyor. Hı hı. Yani o sorularla ilgili Kur'an-ı Kerim'in yapmış olduğu açıklamaları, o konularla ilgili doğrudan ve dolaylı tüm ayetlerin meallerini dipnotta bulabilir okuyucularımız. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim din adına gerekli olan her türlü detayı içeren, hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı ve kafamızdaki bütün temel problemleri çözüm üretebilecek bir ilahi hitaptır. Yani Kur'an'a güvenmemiz, sorunlarımızı Kur'anla çözeceğimiz konusunda şüphe duymamamız ve Kur'an'ı da gerçekten anlayarak içselleştirerek özümseyerek okumamız gerekir. Buna bir başlangıç kitabı gibi diyelim. devamı gelecek bu mi bu anlamda? Tabi aslında bunlar 300 soruydu ama çok hacimli olacağı için yani çok kalın bir kitap olacağı için. Bunu 101'e indirmeye karar verdik e, ama devamı gelecek inşallah yani hatta 202 ve 303 olarak da olabilir. Çünkü çok fazla soru var e, bu anlamda devamı gelecek. Sorduğun soruya gelince Hazreti Adem ve eşinin cennetten çıkartılması meselesiyle ilgili konu da açıkçası dini konularda bizim e, doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi. Bugün sokakta bir röportaj yapsanız, hatta sokakta röportaj yapmanıza gerek yok. Maalesef birçok ilahiyatçı hocamız bile bu konu üzerine Kur'an temelli olarak gerektiği kadar düşünmemiştir. Geleneğin bize öğrettiği bilgilerden hareketle Hz. Adem'in ve eşinin ahirette ifade edilen cennette yaratıldıklarını ama orada işte o yasak ağacı yaklaştıkları için Eyvah. o cennetten yeryüzüne indirildikleri Kur'an-ı Kerim'de elma ağacı olarak bir ifade geçmiyor. O, Niye yani, o da yasak elma demişler o zaman? Yani e, o biraz kültürde, gelenekte e, Hikaye böyle bir, bir kabon var. Orada yani, Kur'an-ı Kerim'de özellikle bir elma vurgusu yok. Ay, bir ağaç vurgusu Hı -hı. var bu anlamda. Şimdi bazı konulara cevap verirken e, bu konularla ilgili bilgilerin bir kısmı doğru bir kısmı yanlış oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla şimdi doğru kısmının ne olduğunu da söylenmesi yanlış kısımların neler olduğunu gösterilmesi burada esas olan şey. Şimdi Adem ve eşinin cennetten çıkartılması doğru hı hı. ama çıkartıldıkları cennet bu dünyadaki bir bahçeden ayrı bir yer değil. Çünkü Adem ve eşi zaten bu dünyada yaratılıyorlar. Bakın cennet kelimesi örtülü saklı yer anlamında bahçe demektir. Hı. Yani Kur'an-ı Kerim'de cennet olarak kullanılan e, kelimeler dünyadaki bahçeleri ifade etmek için de kullanılıyor. Ahiretteki cenneti ifade etmek için de kullanılıyor. Yani Adem'le Havva'nın yaratıldığı yer ki, aslında bizim yer. anladığımız cennet değil. Hayır değil. Şimdi neden olduğunu da şimdi hemen açıklamaya Hı. çalışacağım. Neden orası olamayacağını da. Şimdi bir kere... E, Kur'an'da tüm insanların yeryüzünün bu toprağından yaratıldığı ifade ediliyor. <laughs> yani toprağın özünden yaratıldığı ifade ediliyor. E bu anlamda tüm insanlar toprağın özünden yaratıldılarsa... E ...Adem ve eşi de e, ilk insan türü, ilk insan örneği olduğuna göre... <laughs> e, ...bu dünyanın, bu yeryüzünün toprağından yaratılmış olmaları gerekir. Tabii. Bu anlamda. Şimdi öte taraftan... E, ...bu dünyada yaratılıyorlar ve bu dünyada bir bahçeye yerleştiriliyorlar. Adem ve eşi. <laughs> Şimdi... Adem ve eşi yaratılıyor ama aslında Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla en azından benim anlayabildiğim kadarıyla beraberinde başka Ademler ve eşler de yaratılıyor. Aynen. anda. Evet. Kur'an-ı Kerim'in burada vurguladığı şey ilk insan örneği olarak Adem ve eşinden bize hmm. haber veriyor. Şimdi yaygın olarak sanıldığın aksine inananlara vaat edilen cennette yaratılmıyorlar. Neden? Ve buradan bir iniş söz konusu dedi. Yani yukarılarda bir yerlerde yani duruyorlardı. Kovuldular da, durumu. Evet, evet, şimdi yukarılarda bir yerlerde duruyorlardı da oradan yeryüzüne indikleri gibi bir durum Kur'an-ı hmm. Kerim'den çıkartılması mümkün değil. E, ayette ihbitu ifadesi geçiyor. Bu ifade inmek, gitmek, dalmak gibi anlamlara geliyor ama e, yüksek bir yerden alçak bir yere inmek anlamında değil, bulunan yeri değiştirmek anlamında. Hmm. Bazen mesela. Türkçe'de de kullanız. Şehre iniyorum deriz mesela. Şimdi şehre iniyorum, iniyorum dediğimiz ki Kur'an-ı Kerim de bunu kullanıyor. Hani Mısır'a inme ile ilgili mesela kullanıyor burada şehre inme ifadesini. Aynı ifadeyi kullanıyor burada. Ya da mesela Hazreti Nuh'un gemisinden inme ile ilgili de mesela ihputu ifadesi geçiyor. Gemiden inme ile ilgili Hı. ifade ediliyor. Dolayısıyla dünya dışında bir yerden yeryüzüne inme gibi değil. Şimdi bu biraz İsrailiyat Kaynaklı bir şey. Yani insanın işlediği suç sebebiyle e, ahiret cennetinden kovulması ve yeryüzüne sürgün edilmesi. Bakın biz bu yeryüzüne sürgün edilmek için gelmedik. Burası bizim çile çekme yerimiz değil. Burası bizim Allah'ın bize vermiş olduğu bu hayatı onun rızasını gözeterek yaşama ve kendimizi ispat etme, kendimizi gerçekleştirme yerimiz, alanımız. Hı hı. Sınandığımız bir yer. Yani burası bizim e, kov, bir yerden kovularak da böyle e, sürgüne, sürgüne gönderildiğimiz bir yer değil. Önce bunu bir anlamamız lazım. Şimdi öte taraftan ee, ...Hazreti Adem ve eşi birer melek olarak değil, insan olarak yaratılmışlardır. Ee, Allah'ın yolu yöntemine baktığımız zaman da insan olarak yaratılan her varlığın... ...imtihan edildiğini, Allah tarafından sınandığını görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla e, insan özgür radyasını kullanarak Allah'ın emrine itaat edebilir, karşıda gelebilir. Ama biz biliyoruz ki ahiretteki cennette bir sınanma söz konusu değil... Orada insanların imtihan edilmesi gibi bir durum söz konusu Oraya değil. Oraya mi artık bitti. Çünkü orada zaten bir günah söz konusu değil. Orada bir kötülük söz konusu değil. Şimdi insanın sınanabilmesi için özgür iradesiyle iyinin de kötünün olması ve onu seçebiliyor olması gerekir. Ama ahiret cennetinde böyle bir durum zaten söz konusu. Bir kere bunu eleyebiliriz bu anlamda. Yine e, Hazreti Adem ve eşin yaratıldıkları e, yer e, ahiretteki cennet olsaydı sınanmazlardı dedik. Çünkü onlar sınanmışlar. Yine e, orada günah girmeleri mümkün olmaz dedik. Bakıyoruz ki günah giriyorlar. Yine ayetteki cennet olsaydı orada bir şeyin yasak edilmesi de mümkün değildi ama ağacın yasak edildiğini görüyoruz. Çünkü mesela Kur'an-ı Kerim bize ayetteki cennetlerde inananların candan istediği her şeyin onlara ikram edileceği, sunulacağı söyleniyor. Zaten Şimdi o yani zaman ağaçtan yiyisi alabilecek. Evet, herhangi bir şeyin yasak edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Öte taraftan e, yine ayetlerde ...ahiret cennetine girenlerin artık ölmeyecekleri ifade ediliyor. Ama mesela şeytan Hazreti Adem ve eşine vesvese verirken... ...onlara diyor ki sizin birer ölümsüz melek olmayasınız diye Allah size bu acıyı sakladı diyor. Şimdi ahiret cennetin zaten ölüm gibi bir durum söz konusu değil. Hazreti Adem ve eşinin niye ölmek gibi bir kaygısı olsun bu anlamda. Burada da zaten bunu anlayabiliyoruz. Yine eğer ahiret cennetinde olsalardı... Orada bitip tükenmesi mümkün olmayan bir mülkün içinde olacaklardı ee, ve ahiret cennetinde olsalardı herhangi bir hükümranlığa veya sonsuzca yaşama ihtiyacını duymayacaklardı. Hı hı. Tabii bununla ilgili çok fazla şey var ayetlerde örnekler var ifade edebileceğimiz ee, şunu söyleyebiliriz. Burası sürgün yeri değildir özetleyecek olursak. Hı hı. İnsan e, bu dünyada yaratılmıştır. Bu dünyada sınanmak için yaratılmıştır. Tabii kitapta bunların hepsinin tek tek ayetleri var. Ben meseleyi fazla uzatmamak adına e, ayetlerden tek tek örnek vermedim. E, ve yaratıldıkları yer, yeryüzüdür. Yeryüzü toplandan yaratılmışlardır. Sınanmak için yaratılmışlardır. İlk insan modelleridir. Onlarla beraber başka insanlar da yaratılmışlardır. Bu dünyadaki bir bahçeden çıkartılmışlardır işledikleri bu süt hı hı. sebebiyle. E, meseleyi özetleyecek olursak temelde bunları ifade edebiliriz. Bu konuya da güzel bir açıklık getirdik. Hı. Şimdi Caner Hocam, e, en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi benim bu gerçekten. Bu <laughs> Bu 101 sorunun içinde en çok bunu merak ediyor olabilirim. Allah neden kötülüğe engel olmuyor ve kötüleri neden hemen cezalandırmıyor hocam? Şimdi e, dinin en temel paradigmasının unsurlarından bir tanesi bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu anlamamız. Hı hı. İmtihan da nasıl oluyor? İnsanın özgür iradesiyle oluyor. Özgür iradesini kullanması ne demek insanın? Yani insanın bir şeyi yapabilecek ve yapamayacak şıkları arasında kaldığını bir şeyi seçmesi demek. Yani ben işte bu suyu istersem içerim, istemezsem içmem. Çay söyleyebilirim veya kahve seçebilirim. Bunları hiç içebilirim, içmeyebilirim. Hocam çayınız da bitmiş getiriyorlar. Evet, çayı da zaten <laughs> Özellikle. arkadaşlar getirsinler diye anlatır gibi yapıp söylüyorum. Şimdi bu tip şıklar arasında kalıp da bunları seçmek demek. İnsanı geri kalan canlılardan ayrıcalıklı kılan önemli unsurlardan bir tanesi, birçok canlıdan diyeyim. Allah'ın yarattığı bütün canlılarda bilmiyoruz sadece bu dünyadakilerden haberdarız. Ama bizim gördüğümüz bu dünyadaki canlılardan ayırt eden en önemli özelliklerden bir tanesi e, iradesi. Yani iradesini kullanma derecesi. Zaten insanı diğer canlılardan ayırt eden dil oluşturma yeteneği ve dille beraber kültür oluşturma yeteneği de bu irade özelliğiyle insanın iç içe özellikleri. Nitekim insanın niye yaratıldığını anlamadıkları zaman melekler Allah'a soruyorlar. Hani böyle bir kan dökücü varlığı niye yaratacaksın diye Allah. A. Allah da özellikle insanın dil konuşma yeteneğine dikkat çekiyor. Hı. Tabi insanın bu dil konuşma yeteneği aklını kullanması iradesinin de temelini aslında oluşturuyor. şimdi iradenin olmasa ama şu demek bir yandan anlıyoruz? İnsan Farklı şıklar arasında bir şey kalıp seçebiliyorsa o zaman yanlışı da seçebilir. Hı hı. Mesela Allah'ın kulluğa isyanı da seçebilir. Allah'ın emirlerini yapmamayı da seçebilir. Diyelim biz şimdi bir pandemi döneminde e, fakirlere yardım edebileceğimiz bir durumda kaldık. Allah'ın bize verdiği bir mal var. Bir malı kullanma imkanı var. Bu maldan mesela onlara paylaşmayı da seçebiliriz. Paylaşmamayı da seçebiliriz. Hı hı. E, önümüzde bir ticaret hayatı var diyelim. T ticaretin içindeyiz. Bu ticaret hayatında işte e, üç kağıtçılıkla birileri anla hızlıca korup hızlıca zengin olma yoluna teşebbüs etmeyi de seçebiliriz. Bize kar getireceğini düşünsek dahi e, eğer ki dürüst bir yolda ise o yoldan sakınmayı da seçebiliriz. Bakın yani iradeyi kullanmak deyince insan şıklar arasında kalınca otomatikman iradeyi kullanma yeteneğimiz bizim karşılığımıza kötülüğü çıkartıyor. Kötülüğün ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Yani bir yerde bu dünya şartlarında iradenin olması demek, kötülüğün karşımıza çıkması demek. İnsanın olağanüstü bahsedilen nimetlerden bir tanesi irade, insanı insan yapan özelliklerden bir tanesi irade. Ama irade de işte kaçınılmaz olarak bir yerde kötülüğün olabileceği bir dünyada olmamız demek. Fakat bu da neyi getiriyor onu da yakalamamız lazım. Peki böyle oldu da ne oldu? Böyle oldu da işte Hazreti Muhammed ve Ebu Cehil işte aynı... Soydan geliyorlardı, aynı kabile içerisindeydilerdi, tarihte aynı dönemde aynı bölgelerdi. İşte bir tanesi Hazreti Muhammed oldu, öbürü de Ebu Cehil oldu. İkisinin de gözleri vardı, ikisinin de iki kulağı vardı, bir burnu vardı, ağzı vardı, saçları vardı. Baksanız dış böyle bir fenotip et, e, e, açısından bakarsanız, iki de dışarıdan baktığımızda insan. Ama neydi birisi iradesini işte. Allah'a yönelmek yönünde, iyilik yönünde kullandı. Öbürüsü kötülük yönünde kötülük. kullandı. Aynı şekilde Musa ile Firavun aynı tarihin döneminde aynı bölgede yaşadılar. Birisi işte Musa oldu iradesini kullanıp öbürü de kötülüğü benimseyerek insanları işte özgürlüğünü gasp ederek, insanlara kötülük yaparak Firavun oldu. Tamam, Ama sonuçta bunun karşısında bir yerde işte Hz. Musa gibi, Hz. Muhammed gibi mücevherlerin ortaya çıkmasına Onların Firavunlardan, Ebu Cehil'lerden, Ebu Ley'lerden ayrılmasına sebebiyet verdi bu özellik, bu imtihan ortamı. Tamam mı? Kötüleri niye hemen cezalandırmıyor mesela? Yani kötülük yapabilsinler ve öbürlerinin kıymeti anlaşılsın diye. Şöyle diyeyim. bir insanın tabii ki dinin en önemli unsurlardan bir tanesi tövbedir. Yani e, Allah insanın hata yapabileceğini de bir yerde biliyor. Her tövbe yani kabul yani insanın, olur mu hocam? Ha, efendim? Her tövbe kabul olur mu? Şimdi e, hangi tövbenin kabul olacağını bilmiyoruz ama en azından bizim Kur'an'da gördüğümüz yönlendirilerden gerçek anlamda pişmanlık duyulan, edilen tövbe ki tövbe aslında bir olaydan özür dilemek, af dilemek değildir sadece. Hı. Onu yapmayacağın afla beraber kendini düzeltme, ıslah etmeyi de içerir. Kur'an'da bizim gördüğümüz kadarıyla Allah tövbeleri çok bolca bağışlayandır. Bu her tövbedenin her şeyi yüzde yüz bağışlanacaktır anlamına gelmiyor. Ama Allah'ın affediciliğine Kur'an'daki bolca zikri, Allah'ın tövbeleri kabul edici olduğuna vurguya bakarsak tövbelerin kabul edilmesi umulur. Kur'an ifadeleri göre, benim caner olarak yorumuma göre Aynen. değil. Kur'an ifadelerden hareketle tövbelerin kabul edileceği umulur. Ama bazı durumlar vardır. İnsan hayat boyunca işte kötülükleri yapmıştır. Tam ölüm gelince bir de ahiret deneme lazım. Garanti alın diye bir tövbe Son eder. Son anda tövbe. Şimdi bu tarz tövbelerin kabul edilmeme ihtimali var. Nitekim Firavun'da görüyoruz. Buna benzer bir şekilde tam ölecekken işte Hz. Musa'nın Rabbini iman ettim diyor. Onun o şekilde oradaki af dilemesi kabul görmüyor. Şey görmüyor. Yani o hmm. tip durumlar var. Ama tabii ki burada biz yani falanca x kişinin tövbesi kabul edilmiş olmuştur şeklinde bir şey diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü sonuçta bunları değerlendiren Allah'tır. Allah herkesin niyetlerini, içinde olduğu koşulları biliyor. Fakat Kur'an'da Allah'ın kendi affediciğine bolca vurgusundan tövbeleri kabul edilen, yani tevvab olarak kendi sıfatını Allah'ın ifade etmesine de bakarsak, elbette ki Allah'ın kendisini ıslah edip, düzeltip de suçundan af dileyenleri affetmesi umulur diyebiliriz. Kötülük ama şunu, yani kötülüğü anlamak sıradan bir şey değil. Kötülüğü anlamamak, bununla ilgili soruyu sormak... Ee, bir yerde şöyle diyeyim insanla beraber ortaya çıkan ilk sorudur dersek yanılmış olmayız. Bunu da nereden görürsün Yine Kur'an'dan görüyoruz. Şimdi Kur'an'da Adem'in yaratılacağını söylerken şunu da görüyoruz. Allah'ın dünyadaki yaratışlarını gözlemleyen bilinçli varlıklar var. Kur'an buna melekler diyor. Allah'ın yarat Allah kendi yaratmasını onlara da tanık tutuyor. Onlara da gösteriyor bir şekilde ki insan da yaratılacağını duydukları zaman insanı da görüyorlar bir şekilde, biliyorlar. Tahminim yani insanın yaratılacağının ifadesi burada doğru bir ifade değil. Çünkü Kur'an yaratılma demiyor. Atanacağı. Zaten insan yaratılmış. Hı hı. Ee, onu halife atacağını Allah söylediğinde insanın o kan dökücü özelliklerinden de melekler haberdar oldukları için şöyle bir soru soruyorlar Allah'a. Yani yeryüzünde bu fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlığı Allah'ım niye halife yapacaksın? Bunu anlamıyorlar. Aslında bu soruyu tam sizin sorduğunuz tam bu nedir? soru Tam benim sorduğum aslında. Aslında bunu şöyle de tercüme edebiliriz bu soruyu. İlk sorulan soru kötülük sorunuyla alakalıdır o yüzden. Melekler yani, bile bir anlam ha, verememiş ilk diyorsunuz. İlk sordukları soru işte kötülük sorunuyla alakalıdır. Ne diyor bir yerde melekler? Kötülük yapacak bir varlığı Allah'ım niye halife atıyorsun? Kötülük yapma potansiyeli bu kadar olan. Allah da yani Adem'in özellikle bu kültür oluşturma yeteneği, dili konuşma yeteneğine atıf yaparak işte yani ben bilirim siz bilmezsiniz diyor. Yani Allah'ın çünkü Allah o anda var olan yaratışları bildiği gibi tarihin ilerleyen döneminde olacakları da biliyor. Bir yerde şunu diyebiliriz resmin bütünü ortaya çıkmadan resmin bütününü zihninde bilen bir ressam gibi adeta Allah. Hani teşbih yani, tatlı olmaz şey, denir. Yani şey çok ilginç değil mi değerli hocalarım? Hani bir yüce bu kadar yüce bir varlık bir insan yarat. Yani insan ırkını yaratıyor. İçinde kötülük var, fesatlık var, dünyayı mahvetmek var. En korkunç şeyler evet. biziz bence. Yani en hani vahşi hayvan insandır diyorlar ya. Evet. Bunu neden yapmak istiyor? Yani şimdi aslında Allah'ın onu neden yapmak istediği ayrı bir soru bence. Yani Allah insan niye, niye yarattı sorusu bence ayrı bir soru. evet. Ama şu eğer kötülük meselesini konuşuyorsak bence ee, insanın aslında sınanabilmesi için özgür radiyete sahip olması ve seçim yapabiliyor olması gerekir. Dolayısıyla kötülüğün olması gerekir. Şimdi mesela az önce dediniz ki Allah niye hemen kötülüğe engel olmuş? Şimdi Allah yapına her kötülüğe hemen engel olsa insan ne iş yapacak? Aslında burada yeryüzünde insanın sınanması aynı zamanda kötülüğe engel olmasıyla oluyor bir yandan da yani iyiliği yayması ve kötülüğü engel olması da oluyor. Öte taraftan Allah yapılan her kötülüğe anla müdahale ediyorsa kimse zaten kötülük yapamaz ki. Düşünsenize bir kötülük yapmaya çalışıyorsunuz. İşte elinizle bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. O eski bizim Türk filmlerinde olduğu gibi eliniz taş eliniz oluyor. Eliniz taş oluyor. Şimdi hırsızlık yapıyorsun, elin taş oluyor. Birine zarar vereceksin, elin taş oluyor ya da sen felç oluyorsun. Ben falan. tam olarak onu ka ka kastetmemiştim hocam aslında. Mesela ben bir kötülük yaptım diyelim. Birine çok büyük bir zarar verdim ama hayatıma gayet güzel devam ediyorum. Yani benim başıma bir şey gelmiyor mesela hemen. Yani i̇lahi adalet bekliyorsunuz Şimdi mesela. Ama Emre'nin dediği gibi düşününce işte onun nedeni anlaşılıyor. Yani, yani şöyle düşünün dünyada her kötülük yapan anında o kötülüğün karşılığını aldığı anlaşılacak şekilde çok kısa süre sonra. Çünkü Allah mesela 10 20 yıl sonra bir şeyden verir de ne bileyim yani birilerine kötülük yapmıştır. Bir kısmını Allah dünyada da veriyordur bence kötülüğün cezası. Kur'an'da da görüyoruz bunun örnek değil mi? Hı -hı. Bazı kavimlerin yaptıkları kötülüklerden dolayı dünyada başlarına geliyorlar. Peki ilahi dünyada... adalet burayı mı kasteder yoksa ahireti mi? Burada da ahiretteki. İlahi kalsın. adalet iki yerde de olur ama gerçek anlamda tecellisi ahirettir. Yani Hı -hı. ahiretin zaten varlık delillerinden bir tanesi adaletin dünyada tamamlanmamış olması ayrıtın hani bana göre başka delilleri de var ama bir tanesi adaletin dünyada tamamlanmamış olmasıdır. Ee, bir şey var. Şöyle mesela başınıza, başınıza gelen musibetler, kötülükler kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir diyor. Bu ne demektir? Yani insan kendi eliyle bir kötülük yapıyorsa, bir hata yapıyorsa, bir fesat çıkartıyorsa, bozgunculuk yapıyorsa bir şekilde o kötülük, bozgunculuk ona dönüyor geliyor. Yani hani kendi kötünüzü kendiniz üretiniz, üretiyorsunuz diye Allah. Hmm. Bir de bakın çok basit bir şey. Yani özgür iradeli olan varlıkların yaşadığı bir dünya mı daha anlamlı ve değerlidir? Yani iyiliği gerçekten tercih edebilecek erdemi göstermek mi daha anlamlıdır? Yoksa zaten tercih hakkı olmayan, iyi olmak dışında bir seçeneği olmayan, kötü olmak dışında bir seçeneği olmayan bir dünya mı daha değerlidir? Yani Allah her ki insanların kötülük yapmasını engel oluyorsa o zaman bu insanların iyilik yapmasına da engel olmasını zorunlu kılar. Niye? Çünkü insanın zaten iyilik yapma dışında bir seçeneği kalmıyor demektir. E, i̇yilik yapmak dışında seçeneği kalmıyor. Bir insanın yaptığı şey kendi yaptığı şey olmaz zaten. İyilik olmaz o. Yani Allah onu mecbur bırakmış olur o yaptığı şeye. Kötülük için de aynı şey geçerli. Allah kimsenin kötülük yapmasına razı değil ki, kimsenin kötülük yapmasını istiyor da değil bu kadar elçiler, ne nebiler, resuller niye gelmiş? Bu kadar hak kitaplar, vahiyler niye gelmiş? İnsanlar doğru yola ulaşsınlar ve kötülükten uzak dursunlar diye. Ama diyorum ki insan nasıl sınanacak, nasıl imtihan edilecek? İnsan imtihan edilmesi için kötülüğün de iyiliğin de potansiyel olarak olması gerekir. Şem suresinde diyor ki insanı yarattık. Ona hem iyiliğini ilham ettik verdik hem o kötülüğü potansiyelini verdik ona. Artık yani insan kendini ispat edecek, kendini gösterecek. Bakalım hangisini tercih edecek insan? Hangi tarafını güçlendirecek insan? Yani yeryüzünde kötülüğü kaldırması gereken insanın kendisi. Hmm. İnsan ama diyor ki mesela. Belki de amacımız bu gönderilme amacı. Şöyle bakın insan kendisiyle kötülük üretiyor. Ondan sonra da dönüyor Allah'a diyor ki Allah niye kötülükleri engellemiyor? Ya yani kötülüğü üreten de sensin. Kötülüğü ortadan kaldırmak gereken de sensin. Üstelik Allah aslında bizim çoğu zaman tanıklık etmediğimiz, fark etmediğimiz kadar birçok kötülüğü engel de oluyor. Mesela i̇şte yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışan insanların çoğunun Allah'ın engeli olduğu ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Bunu ifade ediyor. Ama biz böyle hani somut bir şey olarak gerçekleşmediği için bunu Allah hiç müdahale etmiyor. Allah hiç insanla ilgilenmiyor ya da kötüler kötülere karşı bir şey yapmıyor gibi değerlendirme hatasına düşebiliyoruz. Şimdi değerli hocalarım hemen hatırlatma yapalım. 101 soruda kuran Emre Dorman hocamızın yeni yazdığı kitap. Bu gece bunun üzerine cevaplarını veriyor zaten değerli iki hocamız da. Ve hayretten hayranlığa aforizmalarım Cener Taslaman hocamızın kitabı. Ee, bu gece e, ikisi birden Beşer kişiye gidecek. Onlardan birisi olmak istiyorsanız bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Biz de cevaplarını hocalarımızdan alırız. Bize sorularını gönderenler, programa e, dahil olanlar içinden 5 kişiyi bu akşam seçeceğiz ve kitaplarını göndereceğiz. Dediğim gibi Instagram ve Twitter'dan, Ekin Olcayfa hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi e, bir... Çok ufak bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen buraya. hocam yani, buyurun. Yani, daha önce burada konuştuk Hı -hı. bilmiyorum ama. E, Caner hocama anlatmıştım, e, onun için tekrar olacak belki. Şimdi bir lisede konferans veriyordum, e, ateizm ve deizm üzerine. Hı hı. E, çok zeki çocukların, İstanbul'un en iyi Andolu liselerinden bir tanesi. E, tabii orada sorular soruldu. Bir, bir genç kardeşimiz kalktı dedi ki ben ateistim dedi. E, Ama dedi eğer Tanrı varsa dedi, ona iki çift lafım var dedi ahirette, ona bir soru soracağım dedi. Tabii ben de tebessüm ettim böyle işlere çok alışık olduğum için. İnşallah dedim. ...karşılaşırsınız ve sorarsın ne soracaksın dedim. Ona diyeceğim ki dedi, yeryüzünde bu kadar kötülükler varken... ...işte kadınlar e, tacize uğruyorken, tecavüz uğruyorken... ...çocuklar ölüyorken, savaşlar varken sen ne yapıyordun diye soracağım dedi. Tabii salon alkışladı, böyle bir şey oldu. E, ben de tebessüm ettim, dedim ki tamam inşallah fırsatın olur, ...bu soruyu sorarsın ama dedim şu soruya da hazırlıklı ol. Aynı soruyu Allah sana sorarsa yani kadınlar tecavüz uğruyorken... ...hayvanlar öldürülüyorken ne bileyim... Ee, çevre katlediliyorken işte savaşta oluyorken çocuklar açlıktan ölüyorken sen ne yapıyordun sorusunu sorarsa senin de verecek bir cevabın olsun. Yani ona göre bir hayat yaşa şey dedim. Salon yine alkışladı. Yani salonda biraz herhalde. Salonda her iki tarafa da. <laughs> Şimdi bakın aslında mesele bu. Biz mesela iyi bir şey olduğu zaman hep kendi hanemize yazıyoruz. Diyoruz ki biz yaptık bu iyi şeyi. Ama kötü bir şey olduğu zaman başkasına. da başkasına. suçlayacak birisini arıyoruz. Bazen de Allah'a suçlama yoluna hatasına düşebiliyoruz. Yani Allah bu soruyu bize soracak. Yani yeryüzünde kötülük varken sen bu kötülüğü engellemek için ne yaptın? Hı hı. Yani insanların büyük çoğunu dikkat ederseniz etli sütliye karışmayan, elini taşın altına sokmayan, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen, ateşi düştüğü yeri yakar diyen insanlar Maalesef, evet. ve kendini iyi olarak görüyorlar bu insanlar. Ama e, Kur'an-ı Kerim'in iyilik tarifi insanın kendisine iyi olması değil. Herkese başkalarına yalnız, başkaları da iyi olması. Değil. Yani Allah'a ve Allah'ın yarattıklarına karşı sorumluluklarımız var bizim. Duyarlı olmak durumundayız. Bir şey soracağım Şimdi o çocuk demişti işte Allah'ın karşısına çıkıp böyle bir şey soracağım. Biz e, ölünce Allah'ın karşısına hemen çıkacak mıyız ahireti mi bekliyoruz? Yani Allah'ı görebilecek miyiz? Yani kıyamet Şimdi, gününü mü beklememiz gerekiyor? Yani çok kısa şöyle şey şöyle özetlemeye çalışayım. Bir insan bu dünyada öldükten sonra tekrar dirilene kadar yani kıyam olana kadar hı hı. bu dünyada bir iletişimi kalmaz. ...hiçbir tamam. şekilde bir iletişim söz konusu olmaz. E, sura üfleneceği söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Sura üflendikten sonra e, o son saatin başlayacağı... ...yani o bizim halk arasında kıyamet denilen sürecin Hı -hı. başlayacağı ifade ediliyor. Her şeyin yok olacağı, yerlerin göklerin başka yerlerle, göklerle değiştirileceği... E, ...sura tekrardan üflenmesi söz konusu oluyor ve kıyam gerçekleşiyor. Kıyam Hı -hı. aslında insanların o kabirlerinden kalkması, bulundukları yerden kalkması demek. Hı -hı. Ayağa kalkmak demek kıyam. Sonra haş, haşrolma var haşredilme yerine doğru insanlar gidiyor toplanma yeri dediğimiz hı hı. insanlar orada toplanacaklar ondan sonra hesap günü din günü dediğimiz e, hesap gerçekleşecek insanlar bölük bölük ayrılacaklar herkes bireysel olarak hesaba çekilecek Cennet Peki cennet ehli orada cehennem doğru mu ehli hocam işte anne çocuğunu tanımayacak kimse kimseyi Şimdi şöyle şey tanımayacak değil o kıyamet dediğimiz sürecin dehşetinden bahsettiği zaman o günün dehşetini gören kendini kurtarmak için e, en yakınlarını bile feda edeceği ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim. Hatta Ahzab suresinde mesela çok dehşet bir ifade vardır. Emzikli kadın emzirdiğini terk eder bırakır diyor. Yani ki sırf ki kendini kurtarsın. Ya da o günün dehşetinden kendini kurtarmak için en yakınlarını, bütün malını mülkünü her şeyi vermek ister. O gün dehşeti Peki iyi bir insan sattı o gün öyle bir korkunç halde olacak. Şimdi bu kıyamet süreciyle ilgili anlatılan hadiseler. Hı hı. Ahirette tekrardan biz dirildiğimiz zaman, ahiret son demek zaten artık hı hı. o son durak oradan başka ötesi yok. Tekrar dirildiğimiz zaman hesaba çekileceğiz. Hakkımıza hüküm verilecek insanlar da kendi aralarında hesaplaşacaklar bu arada. Sadece doğrudan Allah bize hesabı çekmeyecek insanlar da kendi aralarında hesaplaşacaklar. Ama... Allah'ın böyle bizim birbirimizi gördüğümüz gibi fiziki görülmesiyle ilgili bir açıklama yok Kur'an-ı Kerim'de. Gelenekte var işte rüyetullah diye geçen ifade Allah'ın ahirette görülmesi diye ifade edebileceğimiz şey. Bununla ilgili bir açıklama yok ama en azından şunu biliyoruz kitabı sağından verilecek olan insanların cennet ehli olacağı, kitabı solundan verilecek olan insanların da cehennem eli olacağı. Bir de Araf diye geçen orta yer, cennete girmeyi uman bekleyen bir gruptan bahsediyor. Onlar da e, Araf'ta kalanlar. Kitabın sağ sol derken yani Sağ sol şey anlamında değil yani sağ tarafından kitap verilmesi, sol ha. tarafından kitap verilmesi yani şey anlamında kullanılıyor. Yani böyle bizim siyasi anlamda bir sağ sol anlamda Yok, bir şey. Yok öyle anlamadım ha. zaten de hep bir kitap, Kur'an-ı Kerim verilecek insanlara? Yani insanlar. şöyle insanlara bir e, sicil defteri verilecek aslında İsra Suresi'ne dikkat çekiliyor bunu. Oku kitabını diye ifade ediliyor. Hı. İnsanlara bu hayatta yapmış olduklarıyla ilgili bir Z raporu diyelim. Yani Oy. bir e, adli sicil kaydı var ya mesela adli evet. sicil kaydı alıyoruz. Hadesici kayda aldığımız gibi bir kitap Her verilecek. Her mı şey oraya? en ince detayına kadar yazacak. Bakın Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yapılan bir iyilik hardal tanesi ağırlığınca olsa bir kayanın bağrında bir denizin dibinde bağrında olsa da Allah onu çıkartır diyor. Kötülük de aynı şekilde. Ay, Her şey önemli. kayıt altında ama günahların büyüklerinden kaçınırsanız Allah e, bilerek veya bilmeyerek yaptığınız o küçük hatalardan dolayı sizi affedecektir diyor. Dolayısıyla Allah e, gerçekten rızasını uygun yaşamış olarak huzuruna gelen kullarını ahirette mahcup etmez. Yani salih, saliha olarak huzuruna gelen kullarını utandırmaz ahirette. Ama önemli olan bizim Allah'ın e, talimatlarına, kurallarına uygun, onun rızasını uygun bir hayat yaşayarak onun huzuruna gelmemiz, ona karşı mahcup olmama e, hissiyle gelmemiz. Caner Hocam sorular gelmeye başladı. Haydi e, kul, kul hakkı isimli bir kullanıcımız. Çok arada kaldığım bir sorun var. Bir dileğim için adak kurban adadım bundan birkaç sene önce. Kan akıtmak yerine kurban bedeli olan parayı SMA'lı bir bebek için versem oluyor mu? Cevap verirseniz sevinirim demiş. Ee, şimdi SMA'lı bebek için e, yani ya şöyle ben şu kadarlı paralık bir hayır yapacağım diye niyet ettiyse olur. Ama kişi yani neye niyet ettiyse diyelim ki bir insan Allah'a söz veriyor. Yani e, ben diyelim ki şöyle bir işim olacak. Evet. Yemin ediyor diyor ki Allah'ım ben böyle bir işim olursa diyelim şu üniversite şu bölümü kazanırsan işte fakirlere iki tane kurban kesip onları fakirlere dağıtacağım diyelim etleri. Hı hı. E, bu şekilde yemin ettiyse Allah'a söz verdiyse onu yapması gerekir. Yani başka bir şey yapmaması gerekir. Ama ben şu kadar bedellik bir hayır yapacağım diye niyet ettiyse Tabii ki herhangi bir hastaya söylediği hastalıkta kişiye de yardım etmesi güzeldir. Ama kişi Allah neye söz verdiyse bence onu yapması gerekir. Yani o kurbanı kesse daha mı hayırlı olur? Yani ne diye Allah'a söz verdiyse onu yapması gerekir. Ama baştan söz verirken bence sonuçta ben e, kimseler kendini sınırlamasın İşte bu da ders olsun. Yani Allah'ım ben yani diyelim ki şu işim olursa eğer ki bazen bazıları öyle bir şey adak adama istiyorlarsa ben yani şu kadarlık bir hayır şu kadar TL'lik veyahut da işte şu kadar dolarlık şu kadar altınlık bir kurban veyahut da olmadı onun parası kadar bir hayır yapacağım diye böyle geniş bir dilekte bulunsunlar. Şu işim olursa ya yani bir böyle bir adak adayacaklarsa ki sonra kendilerini bu durumda bırakmasınlar. Yani bir insan Allah'a bir şey yemin ettiyse ben bunu bu şekilde yapacağım diye sonra o yani yemin ettiğinden başka türlü yapması uygun düşmez. Hmm. Ama baştan o yüzden ben de işte bu da ders olsun insanlara. İnsanların geniş bir şekilde e, yani kurban dua eder, keseceğim veyahut da, dua da işte onun bedeli yani. kadar bir fakirlere yardım edeceğim veya bir hastaya yardım edeceğim Hı. bir muhtaça yardım edeceğim diye önce baştan geniş yapıp sonra bu tip şeyleri düşmemekte fayda var. Ya bir de adak konusunda ben de şöyle ufak bir şey ekleyeyim. Ee, adak diye bir şey yani var mı? Şöyle yani şöyle insanlar genelde biraz böyle şartlı e, şart koşarak yapıyorlar. yani şu işim hallolursa yapacağım gibi. Hı. Ben Önden de diyorum mi ki yani bu yapılabilir yani böyle bir şey adanabilir. Bunda teknik olarak bir problem yok ama mümkünse o iş olmasa da o adam yerine getirilmesi daha doğru. Yani çünkü onu siz niyetleniyorsunuz bir şey yapmaya. O iyi bir şey zaten yapmak istediğiniz bir şey. Ama hani bak hani Allah'ım bunu halledersen bu işimi, Biraz bunu yapacağım gibi sanki, şey çok mi? yakışık almıyor. Yani o yüzden Olsa da olmasa da, çünkü olmaması da belki insan için çok hayırlı, onu bilemiyoruz. Tabii. tabii. Yani sizin şer bildiğiniz şeyler var ki, nice şeyler var, hayırdır. Sizin hayır bildiğiniz şeyler şerdir, Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. Ya mesela Allah'ım ne olur olsun diye dua ettiğimiz bazı şeyler Hayırlısı sonradan diye. çok olmuştur. Allah'ım iyi evet, ki tabii, olmamış diyeyim yani. Zaten bir, de öyle şey... bir şey yok yani İslamiyet'te en azından onu da söyleyeyim. Yani İlla ki bir zorunluluk değil. Yani falan işim olursa ben kurban keseceğim, falan işim olursa şöyle bir şey yapacağım. Demek zorunlu bir şey değil ama olabilir. İnsan Allah'a böyle bir söz verebilir ama işte insan sözünü yerine getirmesi insan Allah'a karşı önemli. Mesela bir şey yemin etme zorunluluğu da İslamiyet'te yok. Ben falanca şey yapacağım diye yemin etmek ama bir insan yemin ediyorsa Kur'an'da hani yemin de bir bağlayıcılık getirdiğini, onun yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor. Şey de söyleyelim ama yani belli bir konu için insan dua edebilir. Bunda bir problem yok. Tabii. Yani bir şey istiyordur dua edebilir ama dua ederken ısrarla onun olması üzerine değil de Allah'ım benim gönlümdeki bu ama bunun, Hayırlı olup olmadığını yalnız sen biliyorsun. Bu hayırlıysa sen bana nasip et şeklinde dua etmesi daha doğrudur. Çünkü bazen yani aslında insan çok acelecidir diyor Allah. Işte Kur'an-ı Kerim'de insan diyor hayrı çağırır gibi şerri çağırıyor farkında değil. Yani düşünsenize bazı şey o kadar ısrarla istiyoruz ki belki o bizim için hayır değil bir şer. Ama biz onu ısrarla istiyoruz. Allah da bizi sınamak için onu verebilir. Allah koruyoruz bazen. Nereden geldi bu başıma? Nereden böyle bir şey istedim diyecek duruma da gelebilir insan. O yüzden her zaman hayırlısını dilemek ve sonucuyla ilgili de Allah'a teslim olmaktır esas olan şey. Kesinlikle. Haklısınız hocam. Ee, şimdi az önce dediniz ya Z raporu çıkacak diye. Herkes aynı şey. Bu, bu akşam bu arada o kadar fazla soru geliyor ki hangisini soracağım şaşırdım. Alara Dolunay sormuş. Ahirette yaptığımız yanlışları tanıdığımız herkes izleyecek mi diye. Böyle bir şey var mı hocam? Vallahi artık Allah orada uygun olanlara uygun olanlara seyrettirecek onun detayını. Bilmiyoruz, yani o da fenaymış. hani tek başımıza yine seyretsek. İşte ya mi? burada tabii insanın ahirette ki pişmanlık manzaraları Kur'an'da çok sık çizilir. Kur'an'da da bu yani laf olsun diye bunlar çizilmiyor. Ayette kim zerre miktarı hayır işlerse ahirette onu görecek. Kim zerre miktarı kötülük işlerse ahirette onu görecek diye geçiyor. Veyahut Emre hocamın dediği gibi işte ufacık bir şey olsa bile onun ortaya çıkarılacağı. Yani Kur'an'da tek bir yerde değil birçok yerden dünyada yaptıklarımızın ahirette karşımıza çıkacağı söyleniyor. Şimdi bu bir de bir insanın, ee, kimin karşısında re, yani rezil ol, Şöyle diyelim yani bir insan birinin huzurunda rezil olacaksa. En çok hani Allah'tan hangi, ha, Yani hangi rezillik insanı en çok üzmesi gerekir? Bir varlık ne kadar önemliyse onun huzurunda rezil olmak o kadar önemlidir. Varlığa verilen değere göre e, rezillik artar. Mesela ne bileyim yani bir insan babasını en çok seviyorsa, babasına karşı rezil olması ve annesini seviyorsa, annesine karşı işte kötü duruma düşmesini ne bileyim birçok başka kimseye karşı daha tercih edebilir. Veyahut da kendi iş yerinde veya başka bir yerde de böyle ne kadar önemsiyorsa insanı, ona karşı rezil olmak, ona karşı kötü duruma düşmek insanı daha da çok üzer. Şimdi şunu şimdi Allah'ın varlığının önemi yanında geri kalan hiçbir varlığın, Öneminden konuşulmaz bile yani şöyle bir şey bile diyemeyiz yani Allah en önemlidir sonra bu. Hani sonra bu bile deyince sanki Allah'ın yanında o ikinci üçüncü giriyor. sırada bir değeri bile anılabilirmiş gibi olur. Hayır. Yani Allah'ın önemi yanında geri kalan bütün varlığı toplasak bütün varlığın öneminden bile toplamda bahsedilemeyecek kadar önemlidir Allah niye? Çünkü kendi dışında bütün varlığın kökeni Allah'tır. Geri kalan bütün varlığın varlığını ayakta tutan bize hayatı veren Allah'tır. Her şeyini borçlu olduğumuz Allah'tır. Yani şu anda biz görüyorsak bu Allah sayesinde. Yani burada varsak Allah sayesinde. İşitmemiz Allah sayesinde. Şimdi bu böyleyken bizim şunu düşünmemiz lazım. Yani Allah'ın huzurunda biz Allah'ı kale almadan bir hayat yaşadık. Allah söyledi biz bunu kulak ağrıda ettik. Önemli olan bu rezillik manzarasını düşünüp de dünyadaki hayatta kendimize çeki düzen vermemiz. Yani Kur'an sadece bir bilgi kitap olarak bunları söyleye de geçim diye aktarılan bir kitap değil insanın imanını eyleme dönüştür. Doğru imanı elde etmesi, doğru imanı doğru eyleme sebebiyet vermesi için gönderilmiş bir kitap. Aksi durumda olacak manzaraları, işte o rezillik manzaralarını da ortaya koyan bir kitap. Bunlara tabii konsantre olsun insanlar, bunlar üzerine düşünsünler, <laughs> akletsinler diye gönderilen bir kitap. O yüzden Kur'an'ın mesela işte sıfatlarına bir tanesi zikir. Yani hatırlatıcı. Ee, o gelecek günü hatırla, hatırlatıyor da insana yani. Onunla ilgili öğüt de veriyor. Yani Kur'an'ın kendisi öğüt. Niye? Çünkü artık iş işten geçmiş olacak bir bir Yani dünyada da görürsün bir yerde işte e, insan belli yaşına gelir. Kötü beslenen onu yapar bunu yapar bir hastalık gelir. Artık iş işten geçer yani geriye tabii. dönüş Ondan olmaz. Ondan sonra bir de toparlanmaya çalışır ha, dü Dünya hayatındaki pişmanlıklar tabii insan ölünce her halükarda dünyada yani pişman olacak şey yapmış olsa da yapmamış olsa da bir yerde önemsizleşebiliyor bir yerde ama ahirette o önemsizleşebileceği bir nokta da yok o pişmanlığın. O Şimdi, pişmanlık kalıcı bir pişmanlık olarak orada kalıyor. Şey, çok ufak bir şey müsaadenizle ekleyeyim. Şimdi genelden insanlar, yani İsmet Özel'in bir sözü var, insanlar ne der diye bir put var diyor. Ha, evet. Yani hakikaten dünyadayken birçok insanın kaygısı bu. Mesela bakın Allah ne der diye kaygılanmasından daha el çok insanlar ne der, der el alem ne der diye buna kaygılanıyor. Şimdi dünyada zaten buna kaygılanıyoruz. Bah Ahirette herkes kendi derdine düşecek. Herkes kendi filminin derdinde olacak. Yani kimsenin kimseyi ayıplayacak bir şey olmayacak. Çünkü zaten herkesin günahı ayıbı kendine yetecek. Bu anlamda hatta işte kendini kınayan nefis vurgusu vardır kıyamet suresinde. Ona yemin edilir ayette ahirette yapmış olduğu şeylerden dolayı kendisi bunu yaptığını itiraf edeceği için kendi kendini kınar yani ah ne olaydı bunu yapmaydım diye ya da bana bir süre verilse yeryüzüne dönsem mi keşke telafi etsem bunu diye Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardı. Hani bu kardeşimizin sorusu gayet doğal hani o, o açıdan şey değil ama derdimizin cano Hoca'nın dediği gibi Allah'ın huzuruna geldiğimiz zaman yani Allah'a karşı mahcup olmamak olması lazım. O gün herkes kendi derdine düşeceği için kimsenin kimseye ayıplayacağı bir lüksü Zaten kalmayacak. Zaten herkes yani. kendi derdinde Tabii olup kesinlikle. başkasına bakamayacak. Şimdi Bilgece isimli bir izleyicimiz demiş ki sorudan yola çıkarak ben size bir şey soracağım ve rica edeceğim kitabınızı gösterin hocam. 17 yaşındaki oğlum deistim ben diyerek beni çıldırtıyor ne yapmam gerek? Bu durumda Allah'ın varlığının delillerini soracağım hocam size ve neden Müslüman'ı kitabınızda göstermenizi işte rica kitabı edeceğim. Bu kitabı deistlere karşı yazdık. Tabii şimdi Biliyor, şöyle diyelim Allah'ın varlığı meselesi daha çok ateizm başlığını incelenen Hı -hı. bir konu. Dinin reddi ise daha çok deizm başlığında incelenen bir konu. Allah'ın varlığı ile ilgili Allah'ın varlığı 12 deli ve fıtrat delilleri kitabım var. Hı hı. Ha, bu arada o kitapların bu kitabım da hepsinin de PDF'i canertaslaman.com'da var. Oradan indirebilirler. Ve ücretsiz onu da söyleyelim. Allah varlığına delillerini oradan bakabilirler. Burada ise daha çok bir insan İslam'a inanması için hangi gerekçeler var? Bir insan hı hı. mesela Müslümansa bunun gerekçeleri neler? İslam inancının gerekçeleri olarak neler sunulabilir? O var. Neden Müslüman'ın kitabı? 10 bölüm. Bu bölümlerin kimisinde işte evrene baktığımızda evren Allah'a inanma e, Hocam bir daha gösterir misiniz rica ediyor yönetmenim. Yönetmen Bey güzel zoom yapın inşallah. <laughs> Kitaba. Evet. Evet şu anda görebiliriz dileklerinizi. Altta yazılar vardı biraz daha yukarı kaldırayım. Oldu mu? <laughs> Bence oldu hocam. Teşekkür evet. ediyorum de. Şimdi Şimdi. Ne diyordu? Deist oluyor oğlum. Hı hı. Bence paniğe kapılmasın yavaş yavaş yani bir şekilde sakin anlatmak lazım önce paniğe o kapılmak. O ergenlikte biraz böyle ya bu herhalde uh. Ya, tabii ki ergenlik insanların fikirlerini belirlemek için, yeni e, rota çizmeleri için e, bir dönem oluyor genelde. yani Genelde insanların birçoğu rotalarını değiştiriyorlarsa, yani ergenlikte değiştiriyorlar. Belli bir yaşa geldikten sonra insanın kendini değiştirmesi daha zor oluyor diyelim. Bu ergenlikteki değişiklikler tabii olumlu yöne de gidebilir, olumsuz yöne de gidebilir. Yani nereye gideceği pek belirli yönelişler olmuyor ama... Yani bu deizm meselesi bir ergenlik meselesidir denip de küçümsenemeyecek kadar bana göre ciddi bir mesele. Çünkü bu yani belli insanın deizmi seçmesi ergenlikle sınırlı olan da bir mesele değil. Bu yüzden yani mesele panik yapmamamız ama meseleyi ciddi alıp ciddi şekilde cevap vermemiz lazım. Tarihin eski dönemlerinde gelenek olarak insanlar inançlarını sürdürüyorlar. Mahallelerinde aşağı yukarı herkes ne inanıyorsa, ailesinde ne inanıyorsa belli bir inancı büyük bir kesim sürdürebiliyordu. Fakat günümüzde internet gibi araçların etkisiyle insanlar çok farklı kültürlerin, çok farklı inançların bombardırmanı altındalar ve kendi ile ilgili sorgulamaların etkisi altındalar. Bu yüzden ateist bir aile ve çevrede, Marksist bir çevrede doğan birinin İslam'a geçmesi de, İslam olan birinin ateist olması da, Hristiyan olanın başka dine geçmesi de, yani herhangi bir yerden bir yere değişim de kolaylaşabiliyor. Hmm. Çünkü insanlar artık Müslümanlığı, Hristiyanlığı, ateistliği bir geleneğe dayanan bir şey olması ...eskisine nazaran o kadar kolay değil. İnsanlar zihinlerini genelde e, internetten karşılaştıkları kültürlerle... ...sosyal medyadan karşılaştıkları kültürlerle hesaplaşarak... ...onların etkisine girerek veya onların etkisine direnerek bir şekilde e, oluşturuyorlar. Şimdi tabii ki böyle bir durumda inancı temellendirmenin önemi ön plana çıkıyor... ...tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar inancın temellendirilmesi önemli olmuştur. Aslında İslam düşüncesinde inancın temellendirmesine önem veren ciddi bir damar vardır. İslam'ın evet. daha ilk yüzyıllarından özellikle Emre hocam da kelamcıdır asıl. Hem felsefecidir hem kelamcıdır. Yani doçentliği felsefeden e, doktorası kelamdan hocamız o daha da şey yapar. Özellikle o kelam alanında bir temellendirme... E, ağırlığı var. Yani kelamdan gelen. Hı hı. Mesela e, inancın Allah'ın ispatı vacip diye mesela Allah'ın varlığının delilleriyle ilgili e, önemli başlıklar açılmıştır. Veyahut da delail-i nübüvvet tarzında İslam'a inancın delillendirilmesi önem kazanmıştır. Fakat son yüzyıllarda Müslümanlar karşı fikirlerin daha çok bombardıman altına girmiş olmalarına rağmen baktığımda Müslümanların ilahiyatçıların önemli bir kısmı günümüzdeki çağa göre ki bilimsel verilerin bize verdikleri karşısında hem delali nübüveyi hem ispatı vacip dedi. yani hem Allah'ın varlığı ile ilgili sunulan delillerde hem İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğu sunumlarda faydalanabileceğimiz müthiş malzeme var. Modern bilimle ortaya çıkan unsurlarla. Ne yazık ki İslam alemindeki ilahiyatçılar bunu değerlendirmekte bence zayıf kaldılar. Bunları iyi der, hiç değerlendiren hiç çıkmadı demiyorum. Fakat olması gerektiği gibi bu değerlendirilemedi. Oysa modern verileri de göz önünde bulundurarak bence çocuklara inancın, Allah inancının ve İslam inancının temelinin ne olduğunu gösterilmesi lazım. Yani benim de kitabı yazma nedeni böyle bir eksikliği kapatmaya çalışmamla ne ilgili bir çabam için. oldu. Çünkü ben yani lise yıllarından biri bu konunun içindeyim. Lise yıllarından biri tartışmanın içindeyim. Kendi, kendi bulunduğum çevre e, itibariyle hep karşıt fikirlerle iç içe oldum. Gerek lisedeki yıllar, gerek Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğum yıllar, gerek daha sonraki master doktoramdaki yıllarda beraber olduğum insanlar hep birçok farklı fikirden insanlardı. O yüzden hep karşı fikirler hesaplaşarak geldiğim için inancın temellendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Ki iki, birinci doktora tezim zaten evrim teorisi üzerineydi. Orada en çok tartışma konusu olmuş bir konuyu ele almıştım. İkinci doktora tezimi de İstanbul Üniversitesi'nde yaptım. Mesela Türkiye'deki İslam üzerine yaptım. Fakat o ikinci doktora tezimi yaparken de özellikle şunu fark ettim. Tabii siyasal bilimlerle ilgili bir tez. Fakat orada fark ettiğim şeylerden birisi şu oldu bir anda kendim Türkiye'deki İslam'ı yazarken. Siyaset arsa dağıtımında, iş dağıtımında, birçok şeyin yapımında dünyada, dünya ülkelerinde çok önemli olabiliyor ama zihin şekillendirmede eski önemi yok. Artık yani Belli. Hangi siyasi parti gelirse gelsin iktidara, bunu Türkiye'de alın, İran'da alın, Endonezya'da alın, Pakistan'da alın. Halkın zihnini artık aa, o partinin veyahut da o hükümetin e, veya Suudi Arabistan'da e, rahatça şekillendirebileceğini düşünmüyorsunuz. Neden? Çünkü eskiden ailelerden gelen bir eğitim vardı. Siyaset e, eğitim kurumlarını kontrol ediyordu özellikle. Ve genelde bir televizyon bizim TRT gibi o zaman tek bir televizyon falan oluyordu. Siyaset onu kontrol ediyordu. Yani aileden alınacak eğitim dışında geri kalan insanların bilgi aktarım araçlarının büyük bir kısmını siyaset kontrol ediyordu. Şimdi bilgi yağıyor her yerden zaten. Tabii bu siyaset bunları kontrol edince siyasette iktidarı almak herhangi bir yerde. Aslında bu sırf İslam ülkeleriyle ilgili de değil yani. Hristiyanlarla Budist ülkeler için de farklı bir şey değil. O, siyasi partinin belli bir iktidarı alması, insanların zihinlerini şekillendirmede daha aktif olmaları demekti. Fakat internetin ortaya çıkmasıyla yepyeni sosyolojik bir yapı oluştu. Ve bu yepyeni sosyolojik yapıda siyasal iktidar sahibi olmak, bilgiyi kontrol etmekte çok büyük bir avantaj getirmedi. Belki paranın akışını kontrolde eskisi kadar avantajlı, çok bir şey fark etmiyor dünyada. Herhangi diğerin bir Endonezya'da bir hı hı. parti iktidar olsa ama eskide eski veya da eğitim kurumları yine kontrol edebiliyor ama millet artık eğitim kurumlarından aldığı bilgiden çok internetten alıyor. Okulda geçirilen bilgiden çok insanlar sosyal medyada vakit geçiriyor. Evet. Ha, o çok zaman ne oluyor? Bilgi kirliliği de var bu evet. durumda. O zaman da ne oluyor? Şunu anladık. Yani siyaset yaparak siyaset kurumlarına hakim olarak da sizin bilgiyi kontrol etmeniz mümkün değil. Ha, yapmanız gereken şey ne? Yani siyasal İslam'a Üzerinden geliştireceğiniz söylemlerle hani kitlelerinizi yeni şekillendirmeniz mümkün Hı. değil. O zaman Müslümanların ne yapması lazım? Müslümanların entelektüel açıdan gerçek anlamda inancın temelini oluşturmaları önemli. Çünkü sizi, her türlü bilgiye açık bir alandayız. İnternetten, YouTube'dan, videolardan. Siz gerçek anlamda ayağa yere sağlam basan argümanlar sunmanız ve karşı tarafın ağzının payını vermeniz, evet. bilginizi iyi temellendirmeniz dışında bunu en iyi şekilde sunmanız, en iyi şekilde aktarmanız dışında başka bir misin? alternatifiniz yok. Niye? Çünkü siz bunu yapmazsanız karşı taraf, X içi karşı taraf neyse, İslam düşmanları, Hristiyan misyonerler, ateistler, deistler ve kendi çabalarıyla bir türlü yapıyorlar. Evet. Yapmazsanız nasıl olsa ona gözleyecekler. O yüzden şunu demek istiyorum buradan gelin. Yani İslam ilahiyatçılara, sırf kelamcılarına değil ama başta kelamcılar olmak üzere, sonra da özellikle din dersi öğretmenleri olmak üzere ki kelam e, tarihte bu vazife üzerine alan e, temel bir e, İslam e, mi ilimler içinde ön plana çıkan bir disiplin olması sebebiyle din dersi öğretmenleri ise daha çok aklı karışan zümreyle karşılaşanlar hı hı. olmaları sebebiyle özellikle onların kendinin Allah'ın varlığına inancı İslam'a inancın temellendirmesiyle ilgili gerçek anlamda iyi bilgi sahibi olmaları ve kaçınılmaz olan karşıt fikirlerle karşılaşmaya karşı ayakta duracak bir yapıya sahip olmaları lazım. Yani. Emre yani Hocam. şeyde Caner Hocam'ın kitabı hakikaten bu konu çok kapsamlı. Aslında aynı zamanda ateizme de cevap. Yani deizm Hı -hı. Yani neden Müslüman olduğu temellendi anlamında ama benim bu 101 Soru kitabında da başlıklardan, sorulardan bir tanesi deizm nedir ve özellikle gençler arasında neden popülerleşmektedir diye. Hı -hı. Onunla ilgili hem bir genel açıklama var hem de bir takım örnekler üzerinden yapılıyor. Şimdi burada bir kere bir şey var. Temsil problemi var. Yani gençler özellikle iyi örnekler görememeleriyle alakalı bir problem var. Bu ailelerinde de aynı şekilde gerçekleşiyor. Veya işte dindar olarak kabul edilen kesimlerin bir takım olumsuz hareket davranışları sebebi de de bu şekilde gerçekleşiyor. İyi örnekler bulamalı. Bakın, insanlara dini konularda bir şeyi yapmalarını söylemektense en doğru şekilde yaparak örnek olmak en etkili anlatım yöntemidir. Hı hı. Yani bir anne baba eğer ki çocuğunun inançlı olmasını, erdemli, ahlaklı olmasını istiyorsa önce kendileri öyle bir hayat yaşayacaklar ve o hayatı onlara örnek kılacaklar. Çocuklar onları modellerler. Yani aile içerisinde eğer geçimsizlik varsa, huzursuzluk varsa, kavga gürültü patırdı varsa, yalan dolan varsa birçok bu anlamda Olumsuz diye ifade edebileceğimiz şeyler varsa, o aileden çıkacak çocukların zaten çok sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini beklemek çok gerçekçi değil e, açıkçası. E, iyi, i̇yi bir insan erdemli bir insan olmaları için e, onlara yatırım yapmaktır esas olan şey. Yoksa maddi şeylerle onları oyalamak işte oyuncaklar almak, hediyeler almak, kıyafetler almak, en iyi okullara göndermek değil. Kaliteli nitelikli zaman geçirmek, e, sevgi e, bağlarını güçlendirmek. Ee, onun bir birey olduğu gerçeğiyle onu buluşturmak, e, kendini değerli hissetmesini sağlamak. Yani bu şekilde aslında bir yaklaşım olduğu zaman bence inançsal problemleri de olabilir. Gayet doğaldır o yaşlarda insanlar bir takım şeyleri sorgularlar. Yani e, anne babaların böyle çok aşırı derecede panik olmaları gerektirecek bir durum yok. Şimdi deizm konusu çok ciddi bir konu ama yani olayı da çok abartıp böyle sanki bütün gençler deist olmuş gibi bir Atmosfere şey sokmak canım. da çok e, doğru değil. Ama evet insanlar sorguyorlar birçok şeyi. Çünkü Caner hocamın dediği gibi internetin burada çok önemli bir etkisi var. Şimdi gençler televizyonu bile internetten izliyorlar. Doğrusu çok televizyonda izlemiyorlar artık ama izleyeceklerse bile internetten izliyorlar. Bir takım platformlar var biliyorsunuz. Birçok şeyi Hı -hı. oradan takip ediyorlar. Şimdi orada her türlü bilgi var. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetlere yanlış anlamlar verilmesi sebebiyle ortaya çıkan korkunç sonuçlarda da bu çocuklar karşılaşıyorlar. Ya da mesela aslında Müslümanların belki yüzde biri dahi yani binde biri dahi özür diliyorum şiddete eğilimli değildir yani hiçbir şekilde hayatı boyunca bir şiddete eğilimine karışmamıştır şiddete eğilimli bir insan değildir ama mesela dikkat edin İslam karşıtlarının özellikle ortaya sürdüğü şeylerden bir tanesi nedir İslam'ın ya da Müslümanların şiddete eğilimli oldukları ya da Kur'an-ı Kerim'in işte şiddeti teşvik eden bir ilahiyetin olduğu ile ilgili mesela bir takım iddialar ve itirazlar. E şimdi bir takım terör örgütleri var. Bu terör örgütlerinin yaptıkları internette canlı yayınlandığı insanlar bunu gördü. Bütün dünyadaki insanlar gördü. Yani o gerçek bu gerçek Müslümanlık e tabii, tabii, bu örgütlerin yaptığı şeyleri gördüğü zaman bir insanlar, genç bir Müslüman mesela gördüğü zaman kendisini kendisiyle aynı dine inanan bir insan olarak onu değerlendirdiği zaman yani bu dine inanan bir insan bunları yapıyorsa ben bu dine inanmıyorum demesinden daha doğal gayet daha doğal bir şey yok. Ama işte burada dinin doğru anlaşılması, dinin ne olduğunu ve ne olmadığının doğru anlatılmasının önemi burada da ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar dinlerini doğrudan kaynağından Kur'an-ı Kerim'den öğrenirlerse, ya bizim mesela Hazreti Peygamber'in hayatını biraz insanlar inceleseler, yani nasıl bir rol modeli olduğunu, nasıl bir örneklik insanlara sunabileceğini, nasıl bir yaşam sürmüş olduğunu biraz gerçekten doğru anlayabilseler, zaten bir Müslümanın nasıl ilkeli, adaletli, merhametli, anlayışlı, ...sevgi, saygı temelli bir hayat yaşaması gerektiğini, erdem bir hayat yaşaması gerektiğini çok kolay bir şekilde öğrenebilirler. Ama dini konularda o kadar çok kafa karışıklığı var ki... Işte ...bu kafa karışıklıkları maalesef özellikle o yaştaki gençlerin dinle aralarına mesafe koymasına, dinden uzaklaşmasına... ...şimdi tabii aslında e, dinsizlik de ifade edebileceğimiz şey yeni değil. Yani çok e, eski bir şey ama... Şimdi dinsizlik demek belki biraz da son dönemde şey geliyor insanlara. İşte bunu daha felsefiye oluyor herhalde deizm deyince, deistim deyince. Ama ben samimiyetle söylüyorum Can Hocam da üniversitede ders veriyoruz. Hep gençlerle beraberiz. Din felsefesi, İslam felsefesi, felsefe giriş gibi dersler veriyoruz. Yüzlerce öğrencimiz oluyor her dönem. Ve kendisini deist veya ateist olarak tanımlayan öğrencilerle birebir bu konularda konuşma imkanı buluyoruz. Ve samimiyetle söylüyorum kendisini deist veya ateist olarak tanımayan gençlerin önemli bir çoğunluğunun temelde problemi tepkisel ve e, dini konularda doğru bildiği yanlışlara dayanıyor. Onlarla aslında o kafalandaki soruları konuşup makul cevaplar verdiğiniz zaman emin olun ikna oluyorlar. Çünkü İslam'ın kendisi insan aklına fıtratına uygun bir inanç sistemi. Yeter ki insanı o fıtratına uygun inanç sistemiyle buluşturabilelim. Yani bir problem kalmaz bu anlamda. Hocam e, çok fazla soru var bu akşam. E, çok teşekkür ediyoruz ilginize ayrıca. E, herkes o kadar tabii merak ettiği şeyleri sizi bulmuşken sormak istiyor ki. Miran Aykut demiş ki en büyük, en büyük günah nedir? Kul hakkı mıdır? Ya bu çok açıktır Kur'an'da. En büyük günah Allah'a ortak koşulmasıdır. Şirk şirk koşulması. Çok yani bu Kur'an'da o kadar açık bir ifadedir ki Hı. yani hiç üzerine tartışılmayacak kadar açıktır. Onu da düzeltelim. Yani Allah her günahı affeder kul hakkını affetmez gibi bir inanç da tamamen yanlıştır. Hiç böyle Kur'an'dan geçen bir ifade değildir. Yani hiçbir temeli yoktur böyle bir inancın. Evet. Tabii ki kul hakkına da girmemek lazım. Yani aslında İslam'da böyle kul hakkı diye özel bir başlık yoktur ama yani insanların kastettiği şey vardır. Nedir? Yani diyelim ki bir insanı e, arkasından konuşmak, onun aleyhine bir durum oluşturmak, insanların arasını bozmak veya bir insanın malını çalmak veya birine rüşvet vererek bir insanın hakkını gasp etmek. Bu tip şeyler Kur'an'da bunların hepsiyle ilgili ayet var. Başkasının arkasından çekiştirmemeyle ilgili, gıybetle ilgili, hırsızlık Gıybet. yapmamayla ilgili, rüşvet vermemeyle ilgili. Bakın yani insanların hani kul hakkı dedikleri hususların hepsiyle ilgili bir başlık var. Fakat bunların hiçbiriyle ilgili Allah bunu affetmez. İşte yani e, şeklinde bir şey yok. Yani ancak o, o kul işte kendisi bunu affettiğini beyan ederse sen affolursun falan tarzı. Bir ifade hiçbir şekilde geçmez. Kur'an şirk koşmayı açık ara en büyük günah olarak ifade eder. E, bu konuda bir e, tartışmalı bir şey yoktur. Tabii ki insan kul kul arası ilişki İslam'da kul Allah arası ilişkiye çevrilmiştir. Bakın bu çok önemli bir husus. Bir daha söyler misiniz hocam? Kul, kul arası ilişki, kul Allah arası ilişkiye çevrilmiştir. Ne demek istediğimi beyan edeyim. Lütfen. Şimdi birçok seküler, seküler kimseden kastım şey şu hayatta dini merkezine yer vermeyen kimse bunu pek anlayamıyor. Özellikle üstüne durmakta fayda var. Şimdi insan, insan arası ilişkiler e, aslında birçoğu, yani gidip de arkasından gıybet yapması, konuşması değil tabii ki. Ama İnsanın bariz bir şekilde birine zarar verdiği hususlar bütün hukuk sistemlerinde engellenmeye çalışılır aslında. Mecburdur çünkü bir toplumda insanlar bir arada yaşayamazlar. Nedir? Bir insanın bir insanı öldürmesi, yaralaması, onun malını çalması veyahut da diyelim rüşvet verdiniz bir insanın bir insan hakkını yemesi için bir yere rüşvet vermesi bütün hukuk sistemlerinde yasaktır ve bütün hukuk sistemleri bunu engeller. Şimdi Kur'an'da da bunlar yasaktır. Kur'an'da bunların her birinin ayet karşılığı var. Teker teker bunların ayet karşılıklarını gösterebiliriz. Fakat normal bir şöyle diyelim seküler bir hukuk sisteminde yani Allah'la ilişki kurmayan bir hukuk sisteminde bu şudur. Yani bir insan bir insanın malını çalmasın o insan zarar görmesin diye ona bir dünyevi ceza verilir. İslamiyet'te ise yani çalmak, rüşvet vermek, arkadan hatta konuşmak gibi belki hukukta çoğu cezalandırılmayan e, suçlar bile... E, sadece sizin okula yaptığı okula karşı yaptığınız bir yanlış eylem olarak nitelendirilmez. Allah o konuda onu yapmamanız için bir hüküm koymuştur. Siz birine rüşvet verip de başkasına haksızlık yaptığınızda, birinin malını çaldığınızda, arkasından konuştuğunuzda sadece o kula karşıt bir kötülük yapmıyorsunuz. Siz yaratıcınızın size yasakladığı bir şeyi yaptığınız için Allah'la olan hukukunuzda da bir hata yapıyorsunuz. Yani Allah bir kural koyuyor orada siz Allah'ın kuralını çiğniyorsunuz. Hmm. O yüzden şunu diyorum. İslamiyet'te kul kul arası ilişki Allah kul arası ilişkinin bir alt kümesidir. Ve bu yüzden baktığımızda ontolojik açıdan bir insanın bir insana kötülük yapmamasının önemi İslamiyet'te yükseltilmiştir. Çünkü yani İslam Allah'la bizim ilişkimiz olabilecek en üst seviyede ilişkidir. Bir insanın insanla arasında kalan özel ilişkiden Allah'la olan ilişkisi çok daha önemlidir. Neden? Çünkü Allah her şeyden daha önemlidir. Allah her şeyden önemli olduğuna göre Allah'la ilişki insan insan arası ilişkiden önemlidir. Fakat insan insan arası ilişki bizim çalmamamız, hı hı. gerekmesi gibi hususlar insan Allah arası ilişkiye İslamiyette çevriliyorsa bu ne demektir? Bunlara verilen önem İslamiyette seküler yasalara göre çok daha ontolojik değeri, varlıksal değeri yükseltilmiş demektir. Hani insanların kul hakkı dediği şey ha, o yüzden birçok kimse kulak olarak nitelendirdiği şeyler evet İslamiyette özel bir değere sahiptir ve seküler e, bakış açısına göre ontolojik değeri yükseltilmiştir. Verilen öme önem yitirilmiştir. Çünkü bunları bunları çiğneyen kimse salt bir insana kötülük yapıp bir hukuk sistemi karşısında hatalı duruma düşmüş olmaz. Hiçbir hukuk sistemi onu yakalamasa da her şeyi gören Allah tarafından Orada, hani bu değil. yaptığı en azından tespit edilmiştir ve ahirette karşısına hani dedik ya zerre kadar insan kötülük yapsa hmm. çıkarttı işte zerre kadar yapılan karşısına çıkartılmadan kötülüklerden biri olacaktır. Hmm. Bir insanın bir insana yaptığı kötülük. Evet. şimdi ee, bu... Şeyden de yani şunu da ifade edelim. İnsanlar genelde dini konularda çok korkutuluyorlar ve e, hep işte günahkar oldukları hmm. Allah'ın onları affetmeyeceği şeklinde. ...yaklaşılıyor insanlara. Bakın Kur'an-ı Kerim bir kez olsun baştan sonra anlayarak okuyan bir insan... ...Allah'ın rahmetini her şeyi kuşattığını, hiçbir günahın, hiçbir suçun... ...Allah'ın rahmetinden daha büyük olamayacağını çok kolay bir şekilde anlayabilir. Hani bu tehdit ve korku dolu ayetler var ya işte şöyle evet. yapacağız, yakacağız falan... ...hani onları belki yanlış teriler mi olmalı? Yok aslında şöyle yani Kur'an-ı Kerim'de evet tehdit ve korku içerikli ifadeler var... Ee, ama bu zaten e, zalimlik yapan, Allah'ın ayetlerini inkar eden, e, insanlara kötülük yapan insanlar için geçen ayetler. Yani bunları yapmayan insanların o anlamda buradan sadece ibret alması lazım. Yani öyle bir insan olursam neyle karşılaşırım onu görmesi lazım. Yani kendi o anlamda üstüne alınacağı bir şey yok. Bir de dünyada korkunç şeyler yapan insanlar var. Bakın yani bu korkunç şeyler yapan insanlara Aynen. ne demesi gerekiyor Kur'an-ı Kerim'in? Yani siz ne yaparsanız yapın, olsun. Allah size kıyamaz mı demesi lazım. İnsanların bir kısmı gerçekten tehditle, korkuyla yola geliyor. Yani keşke herkes sevgi diliyle yola gelse. Keşke herkes Allah'ın rızasını gözeterek hareket etse. Ama yani insanın tabiatına aykırı bir şey bu anlamda. İnsanların bir kısmının tabiatına en azından aykırı bir şey. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Rahman Rahim oluşunun, Allah'ın Gafur oluşunun, yani Halim oluşunun Allah'ın. Bakın mesela Enam Suresinin 54. ayeti diyor ki selam olsun size. Rabbinin size rahmet etmeyi kendine ilke edinmiştir, yazmıştır, kendine farz kılmıştır. Yani Allah bakın başka hiçbir şey değil. İnsanlara rahmet etmeyi kendine farz kılmış, ilke edinmiş. E şimdi Allah gazap da etmeyi farz kılabilirdi kendisine. Azap etmedi, farz kılabilirdi. Hayır, rahmet etmeyi. Bu ne demektir? Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah'ın rahmetinden ancak zalimler topluluğu ümit keser diyor Kur'an-ı Kerim bize. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum insanlara. Hepimizin hataları var, günahları var. Kimse kusursuz değil, kimse günahsız değil. Hepimizin kusurları var. Yok Kusursuzluk Allah'a mahsus. Mükemmellik Allah'a mahsus. Hatalarımız var, günahlarımız var. Ama hata ve günahlarımızın ne olduğunu ve bunlardan nasıl döneceğimizi, bunları nasıl telafi edeceğimizi bilmemiz ve aksiyon almamız burada önemli olan... Eğer biz bunu içten gelerek yaparsak Allah'ı affedici olarak bulacağız. Çünkü Allah affetmeyi seviyor. Allah tövbe eden kullarını seviyor. Yani Allah'ın rahmetine, Allah'ın merhametine, Allah'ın sevgisine sığınmaktır bir konu yapması gereken şey. Hep ümit var olmaktır. Yani ben ne hata yaparsam yapayım eğer gerçekten pişman olmuşsam beni affetmeye hazır bir Rabbim var diyebilmesidir insanın. Bakın insanları o kadar çok korkuttuk ki Rablerinden uzaklaştırdık insanları. Evet. Yani insanlar bir hata yaptıkları zaman ke o suçluluk duygusuyla Allah'a dua bile edemiyorlar. Af dileyemiyorlar. Bakın o kadar çok insan bana bunu söylüyor ki hocam diyor Allah'a affetmeye yüzüm yok. Ben de diyorum ki yani ne yapmış olabilirsiniz ki ya? Allah affetme yüzünüzün olmayacağı ne yapmış olabilirsiniz? Af dilemeye Allah. Evet yani şey Allah'tan af dilemeye yüzüm yok. Özür dilerim. E şimdi ben dedim ki yani ne yapmış olabilirsiniz ki Allah'tan af, e, dilemiyorsunuz? Bir de ne yaparsan yap yine de dileme hakkı yok mu bir Tabii kulun? ki var. Yani Allah bakın yani, ama nasıl korkutulmuşlarsa salla. Yalnız dedi. şu şunu unutmamalı açık ayet geçiyor. Tamam. Allah büyük günahları da affeder. Tamam. Ya kendi nefsi ne karşı haddi aşan kullarım diyor. Ama Allah'ı Allah yani büyük günahları da Günahların affeder diye Kur'an'dan affeder diyor Allah. Ama bakın şu var. Şimdi iki temel hata alır. Ee, insanın kendini kandırma mekanizması olarak dini konularda kendini kandırma 40 yol diye bir kitap çalışan vardı. Orada bunlar geçiyor. Ücretsiz PDF'si de var internetten bakabilirler izleyicilerimiz. Şimdi ee, nasıl olsa Allah affeder şeklinde bir anlayışla insanlar kendilerini kandırıyorlar. Bu ne demek? Bile istiyor, günahları yapıyor ve ee, Allah nasıl olsa sonunda affeder diyor. Şimdi Allah evet çok affedicidir ama sen o hata ve günahları bile isteği yapıyorsan ve tövbe etmiyorsan, dönmüyorsan onlardan ee, o zaman yaptıklarının bir hesabı olacaktır. Mutlaka bir karşılığı olacaktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki o gururlu, o şeytan, o aldatıcı sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın diyor. Yani sen yap günahları işte, bak Allah seni affedecek. Sen yap hataları, yap Allah seni affedecek şeklinde bir hataya düşmemek lazım. Bir diğer problem de şu, nasıl olsa affedilmem artık diye insanlar günah işlemeye devam ediyorlar. Şimdi o kadar ümitlerini kesiyorlar ki artık hmm. hani affedilmeyecekleri konusunda o kadar kendilerine Girdik ikna ediyorlar ki diye. ya zaten ahiretimizden olduk. bari dünyayı kaybetmeliyim diye günahlara e, dalmaya devam ediyorlar. Halbuki Allah diyor ki yani. Ey nefisleri aleyhine zulmeden kullarım, Allah günahları tümden affedebilir. Yeter ki siz affedilmeyi hak edecek şekilde eylemler gerçekleştirin. Bu anlamda bu hataya da düşmemek lazım. Yani insan hangi yaşta olursa olsun, ne yapmış olursa olsun, ne yapıyor olursa olsun, yeter ki Allah'ım ben pişmanlıkla sana geldim ve hatalarını tekrarlamamak üzere sana söz veriyorum ve senin de bana rahmetinle Merhametinle muamele etmeni arzuluyorum, diliyorum şeklinde gönülden yaklaştığı zaman Allah'ın affetmeyeceği bir günah yok. Bakın şirk bile, az önce dedik ya kişi şirk üzerine ölürse Allah onu affetmez. Ama şirk yani orta Allah ortak koşan bir insan tövbe eder, bundan vazgeçer ve Allah'ı bir olarak bilir ve yalnız Allah'a kulluk ederse o günah da affedilir. Bir de korkutmayla ilgili ayetlerle ilgili bir şey söyleyeyim hatırlamışken. Ayşe Özgün'le bir kere program yaparken bir avukat bağlanmıştı ki buradan da Ayşe Özgün'e selam söylüyorum. İlk hayatımdaki program Ayşe Özgün 2003 yılında evet. yapmıştım. Buradan o program da değil daha musun? sonraki bir programda bir kere bir avukat bağlandı. işte avukat olduğunu söyledi. Ondan sonra niye Kur'an'da bu korkutmayla ilgili ayetler var dedi. ya Ben de dedim şimdi nerede avukatsınız şimdi tabii. Kelimeler biraz daha değişti ama aşağı yukarı söylediğim şey şu oldu. Yani nerede avukatsınız? Türkiye Cumhuriyeti. İyi. Siz bir avukat olarak şu anda Türkiye'de hiçbir ceza yasasında, ceza hukukunda hırsıza ceza verilmesin. Adam öldürene ceza verilmesin. İşte soy, şunu yapana ne bileyim neyse yani ceza hukukunda tecavüzcülere işte dolandırıcılara ceza verilmesin. Ceza hukuna bunlar çıkartsın diye teklifte bu, bu hukukçusunuz. Bulunun o zaman. Bunlar tehdit çünkü şu andaki ceza hukukuna baksak işte insan dolandıranlar şu kadar yıl hapis yatar. işte tecavüzcüler şu kadar yıl hapis yatar. İşte adam öldüren şu kadar Hepsinin hapis yatar. Hepsinin bir karşılığı var e, sonuçta. E, falanca yerde diyelim kundaklayan şöyle ceza yatar. Hepsinin karşılığı var. Hangi hukukçumuz bugüne kadar bir kişi çıkıp ya bu Türkiye Cumhuriyeti kanunları veya da Endonezya'da veya da bir İngiltere'de Amerika'da yaşıyorsa orana kaldı. Ya bu bizim ülkenin kanunlarında hırsızla bu niye ceza veriliyor? Niye işte dolandırıcıya bu ceza veriliyor ya? Tehdit etmesek de ayıp ediyorsun sen bunları yapma. <laughs> Dense olmaz mı diye teklif etsek olur mu ya millet ne yapar o zaman? Bütün hukuk, hukukçular isyan eder. Bak bir hukukçu olarak kendin e, görev yaptığın hukuk sisteminde veyahut da görev yapmadığın başka hukuk sistemlerinde cezai meyde olmasını normal görüyorsun. Hatta kaldıralım dersen kendin itiraz ediyorsun. E demek ki insanın yaratılışı tehditle adam olacak şekilde yaratılmış bir varlık Naresel. insan. Ha Kur'an'da tehdidin dışında bir dil var. Allah'ın minnettarlığın insana adam etmesi gerektiğiyle ilgili bir minnettarlık var. Mesela Kur'an'da size işitmeyi, görmeyi veren Allah diye Allah'ın insanlar için yaptıklarına dikkat çekiyor. Zaten Allah'ın bize sırf işitmeyi, görmeyi vermesi gibi şeyler için Allah'ın bizden istediklerinin on katını yapsak yeter. 70. Değil mi yani? 10 katını yapsak yani Kur'an'da işlenenlere sırf bu nimetlerin bile karşılığı veremeyiz. Yani 10 katını 40 katını yapsak karşılığı veremeyiz. Hani bir gözümüzü kapatalım. Şu Allah'ın bizden istediklerini düşünelim. Bunu 40 katını versek işitme nimetinin karşılığı diyor. Kur'an'da bu dil var. Yani Allah size her şeyi verdiğiyle ilgili değil. Aslında bir yerde şu demek. Allah size her şey verdi. Her şeyini verene her şeyini ver. Ne gerekiyorsa onun için yap. Ne istiyorsa yap. Kur'an'dan bu söylem geçiyor. Bakın hiç tehditsiz Yani tehditle ilgili kısmı parantez alıp bu söylemde var. Ama onun yanında öbürü de var. Ha Sen sırf bunun adam oluyorsan ne güzel eyvallah. Yani Şimdi ona karşıt da burada... bir şey yok. Ama geri kalan uslupta biz insanın yaratılışına baktığımızda, hukuk sistemlerinde de buna karşı e, çıkılmaması gerektiğini kendimizde tanıklık ettiğimizde, o zaman demek ki yani Kur'an'daki tehditle ilgili ifadeler olmasaydı niye yok dememiz gerekirdi. Varken niye var dememiz yani, gerek. Bu konuyla ilgili bir ufak bir şey ekleyebilir miyim? Buyur, Şimdi ateistler genelde mesela inananların e, cehennem korkusundan dolayı ya da bu tehdit ayetlerinden dolayı iyilik yaptıklarını iddia edebiliyorlar. Bazı ateistler bunu söyleyebiliyorlar. Şimdi insanların inananların bir kısmı gerçekten işte bu cehennemden korktuğu için veya işte tehdit ayetlerinden korktuğu için kötülükten uzak duruyor olabilir. Yani iyiliği yapmayı tercih ediyor olabilir. Bence bu da rasyonel bir şeydir. Yani hani Niye adam korkmasın yani değil mi A azap e, görmekten ama şimdi bu belki bir kısmı böyledir ama aslında gerçek anlamda iman eden ve imana içselleştirmiş özümsemiş bir insan e korktuğu için değil yani Allah'ın rızasının dışında bir eylem ortaya koyarak Allah'ın sevgisinden ve rızasından mahrum kalmak için e iyiliği tercih eder ve iyiliği yapar. Bakın Kur'an-ı Kerim'de ya da şöyle de söylenebilir diyor ki cennet nimetlerine kavuşmak için iyilik yapıyorlar Hı. da deneyebiliyor. Şimdi bu da rasyonel bir şey, makul bir şey. Yani tabii ki bir insan niye cennet nimetlerini hedef olarak ulaşmak istemesin? Ama şimdi Kur'an-ı Kerim'de cennetler sayılıyor, cennetlerin ötesinde Allah'ın rızası olduğu söyleniyor. Dolayısıyla aslında e, hedef, bir inanın için hedef Allah'ın rızasının kazanılmasıdır. Cennet onun sonucudur. Hı. Yani bu şekilde hani formülize edebiliriz bunu. E, öte taraftan şimdi e, biz iyiliği iyilik olduğu için yapıyoruz diyor bazı ateistler. Ama ya bu da çok gerçekçi değil bu anlamda eğer öyleyse. Çünkü bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Ee, insan sosyal bir varlık. Yani Allah'a inanmadığını söyleyen, ateist olduğunu söyleyen bir insan da bir şeyi yapıyorsa iyi ol, iyi bir şey yapmak istiyorsa o da mesela o zaman başka insanların takdirini kazanmak için, başka insanlara kendini benimsetmek için yapıyor olabilir. Bu iyiliği O da o zaman bir çıkar karşılığı olur. Yani birisi Allah'ın rızasını ve sevgisini bekliyorken diğeri de insanların takdirini, sevgisini bekliyorsa o zaman bu da aynı şekilde değerlendirilmesi gerekir. Hı. Bu anlamda iyilik Allah onu iyi kıldığı ve doğru olduğu için bir inanan tarafından tercih edilen bir şeydir ve aslında Allah'ın sevgisi ve rızası için insan, inanan insan iyiliği tercih eder. Yani cennet onun sonucudur. Hı. Hı. Hocam size bir soru var. Enes Bey e sormuş. Bunu ben daha önce de duymuştum. Hatta aslında eskiler söylerdi böyle şeyler. Hesap gününde uzuvlarımız konuşacak diye, günah ya da sevaplarımız dile gelecek diye bir şey duydum. Ya da organlarımızın hesap sorması diye bir şey duymuştum ben de. İşte hani ayaklarına kötü baktın, çok yürüdün, çok şey yaptın, kendine dikkat etmedin. O ayaklar senden hesap soracak falan derlerdi. Böyle bir şey var mı? Şimdi organların hesap sorması diye bir şey yok. Hı hı. Ama hesap günü insanın işte derisinin, ellerin, ayaklarının onun aleyhinde şahitlik yapacağına dair Kur'an-ı Kerim'de ifadeler var. Bu ne demektir aslında? Şöyle okunabilir. Yani insan o gün yaptığı hiçbir şey yalanlayamayacak. Yani hani eğer kendisi yalanlamaya çalışsa elleriyle yaptığı şeylerle ilgili elleri tanıklık edecek ona. Hayır sen yaptın bunu yani ben bu eller yaptı bunu ve elin eli kontrol eden kim? İnsanın kendisi, insan yapıyor bunu. Ya da insanın derisi bu anlamda diyelim ki tanıklık edecek insanın aleyhine. Zaten bakın o anda kimsenin yaptığı bir şey inkar etmesi, araya birini sokması, işte adam kayırması ne bileyim bir tanıdığına dayanması güvenmesi falan böyle bürokrasi politika ve bu şeyler yok. Herkes bireysel olarak hesaba çekilecek herkesin yaptığı ortaya çıkacak ve insanlar o hesaplarını karşılaştıkları zaman o kitaplarını okudukları zaman yani şöyle bir şey diyemeyecekler hayır bunu ben yapmadım hani film şeridi diyoruz ya sembolik olarak zaten o, o anında insanın gözü önünden bütün hayatı bir şekilde geçecek ve zaten insan bunu itiraf edecek evet. bu anlamda. Caner hocam çok keyifle çay içiyor demişler. Sormiyorum. bitince hemen, hemen söyleyelim hemen bitmek üzere olduğunu gördüler ondan mesajı yolladılar herhalde <laughs> yeniden çay yaptırmışlar taze <gülüyor> çay geliyor <laughs> <Tamam>, <Bak, gülüyor> ne kadar kaldığını görsünler yani. tamam, <laughs> bu arada e, az önce konuştuğumuz konuyla ilgili bir izleyicimiz içkimiz e, yok şeyimiz yok bir çayımız var bir çayımız var, çayımız var işte şu yani. hayatta <laughs> de, demiş ki 4 yıl lise okudum 4 tane din öğretmeni değişti 4'ü de farklı bilgiler verdi kafamız karıştı diyen bir çocuğum var sizi izletiyorum demiş ne kadar güzel e, bir biz de böyle bir şeye vesile olduysak. Yani verdikler. şimdi şöyle bir ufak şey söyleyelim bununla ilgili. Gerçekten donanımlı, kendini geliştiren, gençlerin inanç problemlerine çözüm üretmeye çalışan çok kıymetli din hocaları var. Tabii ki. Yani bu liselerde de var, üniversitede, ilahiyat fakültelerinde de. Yani ilahiyat fakültelerinin mutlaka daha iyileştirilmesi gereken, düzeltilmesi gereken yerleri var. Ama yani Türkiye'de yine de ilahiyatlar, bunun akademik seviyede e, dini meselelerin konuşulması, tartışılması e, olmazsa olmaz bir gereklilik. Yani ilahiyatların belki daha güçlendirilmesi, daha nitelikli hale getirilmesi, e bununla ilgili bir problem yok. Çok kaliteli, nitelikli ilahiyat hocaları da var. E, dolayısıyla insanlar doğru bilgiye ulaşmak istedikleri zaman doğru adrese yönelmeleri gerekir. Doğru çalışmalara yönelmeleri gerekir. Evet, bazen kafa karışıklı olabiliyor. Birbirinden tamamen Ters şeyler insanlar din olarak iddia edebilir, ortaya koyabilir ama e, dini insanın kendinin bireysel olarak öğrenmesi e, olmazsa olmaz bir gereklilik. E, herkesin din konusunda ileri sürdüğü şeyleri Allah'ın kitabına uygun olduğu oranda geçerliliği vardır. Dolayısıyla o bunu söylüyor, şu şunu söylüyor, ben neye inanacağımı şaşırıyorum diyorsa bir insan hı hı. o zaman biraz elini taşın altına koyacak. Kendisine doğru Allah'ın kitabından birlikte. anlayarak, e, okuyarak e, doğru ve yanlışın ne olduğunu kavramaya çalışacak. O kadar çok soru var ki hakikaten hangisini soracağımı şaşırdım. Ben kendi sorularımdan birini sorayım. Çünkü e, bu da çok fazla aslında sorulan e, sorulardan bir tanesi. Gayb meselesi. Gayb sadece Allah bilir meselesi. E, gayb nedir? Ve Kur'an'a göre Allah'tan başka kimse gaybı bilemiyor. E, ama hani diyoruz ya işte yok rüyamda gördüm. İşte bana içme e, ne, den ne deniyor ona? Hani... İçime doğdu i̇çime falan. doğdu heh, Hı -hı. E, gibi şeyler ya da geleceği görmek mümkün yani bir insan bunu görebilir mi? Şimdi şöyle bir şey e, var. Şimdi insanın içine bir şey doğabilir, doğru da olabilir edebilir de bunlar mutlak olarak bilmek değildir. Hı -hı. Arayı e, yani Hı -hı. E, şey yapmak lazım yani aradaki farka dikkat etmek lazım. Şimdi gayb ne demek? Gayb aslında bizim duyu organlarıyla algılamadıklarımızı ifade eden bir şeydir. Bizim açımızdan da duyu organı olarak algılamayanları biz aslında mesela geçmiş tarih de Kur'an'a göre gayiptir geçmiş kavimlerin başına gelenler bir gayb bilgisi. Biz onları duyu organlarımız algılayamadık işte Nuh ve Kami'nin ilgili şeyleri. O Kur'an yani. ona da gayb diyor. Sırf geleceğe gayb demiyor. Hı. Yani kayıp olan o anda bizim duyu organlarına ulaşmamız mümkün, mümkün olmayan oldu. şeyler. Yani şu anda reji de bizim için gayb. Çünkü, orada Çünkü çay getirmiyorlar. <laughs> 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 ne olduğunu bilmiyoruz yani. İlla ki geçmiş veya gelecekte Şu anda için geçerli bir şey gayb. O, <laughs> o yüzden bunlar gayiptir. Bilinemez. ama Mesela gelecekle ilgili şeyler de mesela diyelim yarın yağmur yağacağı da bir gayb bilgisidir. Hı hı. Ama şimdi birisi diyebilir ki meteoroloji mesela bunu biliyor. Ha. Şimdi meteorolojinin bildiği doğrudur. Çünkü Allah zaten alametlerini veriyor. Zaten Kur'an'da da geçiyor. Yani hani bulutlar geldiğinde insanlar yağmurun müjdecisi olarak işte rüzgarlar, bulutlar geliyor. Yani oradan yağmurun geleceğini insanlar geçmiş dönemlerde de görüyorlar ama bu da mutlak bir şey değildir. Nedir? Dünyanın mesela sonunun gelme ihtimali vardır. Hı hı. Veyahut da bir anda bulutların dağılma ihtimali vardır. Hani düşük ihtimal olarak dahi olsa bu bir ihtimal olarak vardır. Hani sonuçta bizim gelecekle ilgili bilgimiz mutlak bir bilgi değildir. Mesela ben biriyle ikide e, randevulaşsam, diyelim ki önümüzdeki perşembe günü saat 2'de falanca yerin önünde bulacağım. Saat 2'de onun oraya geleceğini bilirim. Bir kayıptır aslında o bilirim. Ama ben burada gaybın bilgisini biliyorum? Hayır gaybın bilgisini bilmiyorum. Çünkü o yani benim bildiğim bir sözleşmemizden dolayı onun Ama olacağını yüksek mi? oranda tahmin ediyorum. Yani dünyanın sonunun gelmesinin ihtimali var. Onun vefat etmesi ihtimali var. Benim vefat etme ihtimalim var. Şimşeğin oraya çarpıp bilmem ne yapma ihtimali var. Yani 100 tane olası düşük olasılık Hı. gibi gözükse de senaryo yazabilirim. Bu açıdan baktığımızda insanların bilgisi. Allah'ın izin vermesine bağlıdır. Allah dünyayı e, yasalar çerçevesinde işlettiği için yüksek olasılıkla olacak gibi gözükenler yüksek olasılıkla var olurlar. Yani e, ama bu sonuçta insanların gelecekteki tahminlerinin e, gaybı bilmek olduğu anlamına gelmez. Gerçek anlamda bunun ne olacağını çünkü mutlak olarak bir şeyin bilinmesiyle olasılık olarak tahmin edilmesi arasında fark var. Bu arada Tuğçel Hanım demiş ki küçücük günahsız bir çocuğa e, çok kötü şeyler yapılabiliyor mesela işte aile tarafından ya da başka şimdi yaz, okumayayım yazdığını çünkü insanın ağzından çıkmaya bile dili varmadığı şeyler oluyor. Din bunu nasıl yorumlar diyor yani o e, ufacık bedenlere bir istismar. Ama burada şeye dikkat edin demin işte kötülükle ilgili soruda aslında biz buna cevap verdik yani ona çok uzatmayayım yani insanın iradesinin olması e, kötülük yapmasına da izin vermesi e, verilmiş olması demek. Hı hı. Kötülükçe gerçek anlamda bir kötülükse e, cezalandırılması onun yani bir e, cezalandırılmasının gereği vardır. Yani ahirette veyahut da ödüllendirilmesinin de gereği vardır gerçek anlamda iyilikse. Gerçek anlamda kötülüğün önünün açılmasıysa ne yazık ki işte dediğiniz tipi olayların da ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Aynen. Ya bir de şey var burada tabii bu yani hakikaten çok korkunç yani özellikle yani çocuklara yönelik yapılan bu şeyler ama şimdi şunu da düşünmek lazım. E, i̇mtihan dünyasındaysa eğer her türlü kötülüğün de iyiliğin de yapılabiliyor olması lazım. Öbür türlü mesela herkesin kendine göre en korkunç kötülük olarak tanınacağı bir şey olabilir. Mesela bazı insanlar da çimlere basılmasını çok büyük kötülük olarak görebilir. İşte bazı insanlar çevre kirliliğini çok büyük kötülük olarak görebilir. Şimdi tek tek o zaman Allah'ın bütün bunları engellemesi lazım. Şimdi mesela 0-6 yaş arasında çocukların ölümünü bir insan çok büyük kötülük olarak görebilir. Şimdi bunun kötülük olmaması için o zaman 0-6 yaş arası hiçbir çocuğun ölmemesi gerekir falan. Yani böyle bir yasan oluşması lazım evrende baktığımız zaman. Dolayısıyla işte bu imtihan dairesi içerisinde, bu imtihan çeşitliliği içerisinde Maalesef bu tarz korkunç şeyler de olabiliyor ama bunları olabildiğince önleme yönelik olarak işte yaptırımlar, bir takım düzenlemeler, yasalar veya bu tarz bir olay olduğu zaman toplumsal anlamda buna verecek reflekslerle en azından bu korkunç hadiseler engellenmeye çalışılabilir olabildiğince olabildiğince meşruiyet zeminini yitirebilir en azından bu anlamda. Bu arada değerli hocalarımızın kitaplarından hediye edeceğiz bu akşam. Daha önce de söylediğimiz gibi programımızın başında. Programın sonunda isimleri açıklayacağız. Sevgili editörümüz Duygu bize gönderecek ve bizler de söyleyeceğiz kimler kazanmış acaba bu akşam diye. Peki ne yapacağız diyorsanız sadece sorularınızı yazmanızı ve programı izlediğinizi söylemeniz yeterli zaten. Miras konusu çok soruluyor. Yani dinde böyle bir şey var mı? Hani erkek daha mı fazla miras alır aileden kalan mirasın iki katı fazlasını erkeğin alması gibi bir şey gerçek mi? Şimdi mirasta esas olan şey vasiyet. Hmm. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bakın şöyle Kur'an-ı Kerim'in e, bizim böyle alıştığımız klasik kitaplardaki böyle bölüm bölüm ayrılmadığını görüyoruz. Hmm. Yani mesela işte e, diyelim ki işte kadın konusu işte diyelim erkeklerle ilgili konular ne bileyim işte mirasla ilgili konular işte ibadetlerle ilgili konular şeklinde böyle bir ayrımlar yok. Hmm. Kur'an tamamına dağılmış bir şekilde çeşitli konularla ilgili bir sonuç çıkarmak için ayetlerin tamamına bakma ihtiyacı var. Hı hı. O konuyla ilgili doğrudan ve dolaylı ayetler var. Aynı zamanda o konuyla ilgili belirleyici ayetler var. Dolayısıyla diğer ayetler o belirleyici ayetler üzerinden anlamak ve değerlendirmek gibi bir takım zorunluluklar var. Şimdi vasiyet konusu Kur'an-ı Kerim'de e, mirasla ilgili esas alınan mesele vasiyetin esas olması. Mirasta. Bu ne demek? Yani bir insan isterse mirasını işte bir kızına ya da kızlarına da bırakabilir <laughs> ya da kendisine göre bir taksimat yapabilir hayattayken. Çünkü insanlar ölmeden bu vasiyeti gerçekleştirmeleri gerekiyor Kur'an bunu söylüyor. Yani ölüm size gelmeden önce vasiyeti siz gerçekleştirin diye. Öte taraftan vasiyet eğer bir borç durumu söz konusuysa o borçlardan sonra zaten taksimat yapılacak bir şey. Şimdi bu. Ee, erkeğe iki dişinin payı kadar olarak ifade edilen e, ayette gerçekten bu geçiyor. Böyle bir ifade geçiyor. Hı. Ama dediğim gibi eğer vasiyet gerçekleşmemiş, yani bir vasiyet söz konusu değilse, bırakılmamışsa böyle bir taksimat var. Şimdi bunun tabii hikmeti düşünülebilir. Burada aslında kadının kadın olması, erkeğin erkek olması ile ilgili cinsiyet üzerinden bir okuma yapmak sağlıklı bir okuma değil. Belki toplumsal, ekonomik şartlar üzerinden bunu değerlendirmek e, daha sağlıklı olabilir. E, ve şu var. Mesela erkeğin de evlilik gibi bir durumda işte kadına bir evlilik hediyesi mehir olarak Kur'an ifade ettiği bir işte bedel ödeme gibi bir durum söz konusu mesela. Hı hı. Öte taraftan insan tarihine baktığımızda hala da günümüzde bu doğrudur ya da yanlıştır ya diye tartışmıyorum ama erkeklerin bu anlamda ekonomik yükümlülüklerinin, sorumluluklarının ve ekonomik hayatın içerisinde olmalarının daha yaygın olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani bu açıdan da düşünülebilir. Acaba niye böyle bir e, taksimat gözetilmiş diye yani meselenin cinsiyetle alakalı değil daha çok e, sosyolojik toplumsal ve işte e, belki ekonomik nedenlerle ilişkili olduğu ifade edilebilir yani burada ama dediğim gibi vasiyet esas olduğu için yani vasiyeti gerçekleştirdiğiniz zaman pekala bir kızınıza ya da kızlarınıza da e, daha fazla e, miras bırakma hakkınız var bu anlamda Hı -hı. ya tabii şey de burada göz önünde bulunmak lazım evlilikte erkek kadına mehir veriyor Kadının ailesine değil kadına meyir veriliyor. Yani bir yerdeki para durumunu incelerken bütün sistemi incelemek gerekiyor. Yani aslında kadına bir ekonomik garanti tabii, mi veriyor? Tabii ki o evlilikte kadına bir güç kazandırıyor. Yani bunu zaten sosyolojik bir çerçevede incelerseniz kadına verilen yerlerde kadının güç kazandığını görürsünüz. Mesela Hindistan gibi yerlerde kadının ailesi erkeğe verir. Otomatikman mesela erkek tarafına daha çok güç kazandırır Yörüler kadın. Yahudilerde de öyle bir evet, yani. Evet orada şey, da kadın, Drahoma. Iı, drahoma var orada. Drahoma Ama orada şey kadınlar var erkeklere, var. erkeklere i̇şte veriyor. Tabii kadın erkeğe i̇şte veriyor. İşte Hindistan'da İnsanlar da, aynı da çoğunluğunda <laughs> ona benzer bir yapı var. Mesela o, yapı, o tarz yapılarda aslında yani bir yerde erkek daha güçlü oluyor. Yani hmm. maddi şeyi daha çok kontrol ediyor. Kadın ailesi evlenmesi için erkeğe para veriyor. Ama şimdi evlilikte erkekten kadına para verildiği yerde bu daha çok kadını da güçlü kılan bir şey. Hmm. Bir de işte erkek para verdiği için işte rahatça boşanmasını da engelliyor. Mesela Hindistan'da bu yüzden mesela karısını öldüren, yeniden Ay. evlenip de para almak için kocasını, karısını öldüren çok insan var. Başka birini bulup ondan yeniden Tabii. para almak. Hatta para Hindistan'da aynen. şunu son Hindistan ziyaretimizde bazı arkadaşlar anlatmış. Ben incelemedim anlatıldığı için. Onu da şu yüzden aktarıyorum. Genelde biz hep böyle dipnot kaynaklara bakarak da vermeye alışığız. Anlatılanları aktarmak az yaptığımız bir şey ama aktardıkları şuydu Hindistan'da evliliğin ilk yıllarında eğer ki kadın ölürse otomatikman cinayet davası açılıyor birçok kimseye. Aha. Niye? Çünkü çok öyle vaka oluyormuş. Yani Karısı, kadın normal yollardan e, ölse de doğal yollardan ölse de mi açılıyor? E, Tabii doğal yoldan gözüken şeyin arkasında bir öldürme var mı, var, var mı var, diye deyirlen, açılıyor. Niye? Oldu. Yani çünkü yeniden evlenip yeniden para almak için birçok kimse işini öldürüyor. Şimdi Bu kadını güç kazandıran bir şey. İslam'da da evlilikte kadına mehir veriliyor. Bu da tabii ki erkek üzerine bir yükümlülük parasını bölüyor. Ve genel dünya kültürlerine baktığımızda da çocuklara bakım da erkeğin üstüne kalıyor. Özellikle hmm. iş kurulmak gibi sermaye de erkekten bekleniyor. Niye? Çünkü karısı nasıl meyir vermeyecek hem evlenmekte bakması hem çocuklara bölmesi bekleniyor. Şimdi böylece aslında erkek için ciddi anlamda bir dezavantajlı bir durum var. Bu dezavantajlı durum bir yerde nereden dengeleniyor? İşte evlilikte kadının iki katı miras tavsiye edilerek dengeleniyor. Fakat Kur'an'da öyle bir sistem de var ki tarihin değişim koşullarına uyacak esneklikler de var Kur'an içinde. Çünkü öyle bir dönem geliyor ki kadın da erkek kadar çalışıyor. O zaman kadının yani böyle evlilikte ciddi bir mehir falan filan tip ihtiyacı yok. Çünkü özellikle o erkekten boşanma mesela şehrini bırakıyor erkeğin yanına gidiyor kadın. Değil mi? Öyle bir Öyle her şeyin... yapıyor. Yarın boşanırsa çok mağdur olur. Falan diye bir garanti var. Şimdi kadının da ciddi ekonomik şekilde hayata katıldığı ortamda, tarihin belli dönemlerinde. O zaman diyelim ki bu kadar bir meyre ihtiyacı yoksa Kur'an'daki meyri sembolik bir şey çevirebiliyorsunuz. Mesela bir yüzük hediye ediyor, evlilik yüzüğünü veyahut da bir kolye hediye ediyor. Yani ufak bir şey oluyor böyle miktarı yüksek bir şey değil. O bir esneklik var. O esneklik nasıl oluyor? Kur'an meyrin miktarını belirlemediği için oradaki esneklik duruyor. Mirasla ilgili ise Emre Hocam onu güzel anlattı. Vasiyette oluyor. Hmm. Siz bir bakarsınız ki işte yani erkek kadına mehir vermekte, erkeğe yüksek mehir verilmesi artık toplumda beklenmiyor. Çocuklara kadın da kendi maaşından bakıyor. Yani erkeğin kadına göre böyle daha dezavantajlı ekonomik açıdan olduğu bir durum ortadan kalkmış. E kızın kızım için de erkek için aynı durum geçer. Vasiyetle onları eşitlersiniz. Yani Kur'an'ın içinde tarihin değişen koşullarına karşı Uyumla ilgili o estetikler var, onu da yakalamak evet. lazım. Emre Hocam, Tarkan Bey der ki, Allah niçin önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir? Ben şöyle sorayım, neden birçok din geldi, neden dört kutsal kitap var ve neden sadece Müslümanlık gelmedi? Yani en son ve en hayırlı din olduğunu gözümüzün önüne alacak olursak, hani e, bu bir Müslümanlığa hazırlık mıydı daha öncekiler? Hani e, seyircimizin de sorusu bu. Ben de diğer bir dört kutsal kitabı da sorayım. Şöyle ifade edeyim aslında sadece Müslümanlık geldi. Nasıl? Allah katında din İslam'dır diye ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Yahudili, Hristiyanlık. Hepsi İslam'dır aslında. Allah teslimiyet esaslıdır. Hz. Musa da Müslümandır. Hz. İsa da Müslümandır. Hz. Muhammed'in Müslüman olduğu gibi. Şimdi tabii bu aslında Kur'an-ı Kerim'in çok net bir şekilde ortaya koyduğu bir gerçektir. Ama bu da dini konularda doğru bildiğimiz yanlışlardandır. Bu anlamda birden çok din de yoktur tek bir din vardır. O dinin adı İslam'dır. Hazreti Adem'le Hazreti Peygamber'e kadar gelen tüm Nebi ve Resuller aynı mesajı insanlığa iletmişlerdir. Farklı mekanlarda, farklı zaman dilimlerinde bu mesajlar gelmiştir. Aslında tüm o mesajlar Allah katındaki ana kitaptan, ana kaynaktan gelmektedir. bu açıdan baktığımız zaman birden çok din yoktur. Önce onu ifade edelim. Ya da dinler birbirinin evrimleşmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yani önce bir versiyon geldi, o olmadı, işte yenisi geldi, güncellendi falan gibi bir durum söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde Allah, peygamberimize de hitaben, Allah daha önce işte Nuh'a ne vahyettiyse, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, Musa'ya, İsa'ya ne vahyettiyse sana da onu vahyetmektedir diye açık bir şey söylemektedir. Daha öncekilere şeriat yani hukuk düzenlemesi, din olarak kılınan her şeyin Kur'an-ı Kerim'le birlikte yine getirildiği açıkça ifade edilmektir hmm. bu anlamda. E, Tabi Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'a, İncil'e ve Zebur'a dikkat çekilir. Ama mesela Hz. İbrahim'in sayfelerine de dikkat çekilir. Yine diğer Nebi ve Resul'lere verilen çeşitli vahiylere ve sayfelere de vurgu yapılır, dikkat çekilir. Bu anlamda sadece dört kitap da söz konusu değildir. Ama hem Kur'an'da e, dikkat çekilmesi hem de işte günümüze kadar çeşitli açılardan tahrifata uğramış olsa da Kur'an dışındaki diğer kaynaklar günümüze kadar ulaşmaları sebebiyle dört büyük kitap var olarak literatürde daha çok kullanım söz konusudur. Hı hı. Şimdi bakın insanlar İsrailoğulları ile ilgili geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın nebilerini dahi öldürebilmişler. Allah'ın nebilerinden bir kısmını öldürmüşler. Yani bu soru şöyle de soruyor. Allah o kitapların bozulmasına niye engel olmadı? Yani nebilerin öldürülmesine niye engel olmadı diye soruyor. Aslında az önce kötü problem ilgili söylediğimiz şeyle aynı. İnsanlar bunu bile yapabiliyor. Allah'ın ayetlerini gizleyebiliyorlar. Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığı satabiliyorlar. Allah'ın kitabında olmayan şeyleri Allah'ın kitabında demiş gibi aktarabiliyorlar. Özellikle din adamı olarak kabul edilen zümrenin ehli kitap içerisinde, Yahudi ve Hristiyanlar içerisinde bunları yaptıkları çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini gizledikleri, Allah'ın ayetleri onların işine gelmediği için. Şimdi Hazreti İsa İsrailoğullarındandı. Hazreti İsa'yı aslında bekliyordu İsrailoğulları. Mesih İsa. Kur'an-ı Kerim e, o sıfatıyla anıyor Hazreti İsa'yı. Ama niye Hazreti İsa'yı benimsemediler? Niye Hazreti İsa'yı öldürdüklerini zannettiler, öldürmeye çalıştılar ama Allah onu e, onlardan korudu, onların elinden kurtardı. E çünkü Hazreti İsa o İsrailoğullarının, o din adamlarının bozmuş olduğu İslam inancının hakikatlerini tekrardan onlara getirdi. Ama o hakikatler o din adamların işine gelmedi. O din adamların işine gelmediği için o hakikatler Hz. İsa'ya karşı bir cephe aldılar, cephe oluşturdular. Bu anlamda kısaca özetleyecek olursak Hz. Adem'den tekrarlıyorum Hz. Muhammed'e kadar gelen tüm Nebi ve Resuller İslam inancı üzerinedir. İslam peygamberidir. Her biri Müslümandır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de zaten onlar açık bir şekilde ifade ederler. Biz toplumumuz içerisinde, kavmimiz içerisinde Müslümanların ilki izlerler. Yani Allah'a teslim olanların ilki izlerler. Hz İbrahim, Hz İshak, Hazreti İsmail ve onların soyundan gelen tüm Nebi ve Resuller de aynı şekilde Hazreti Peygamber de e, Müslümanlardır. Ve şu var bakın Kur'an-ı Kerim'in e, isimlerinden bir tanesi de sıfatlarından bir tanesi de musaddıktır. Yani tasdikleyicidir. Hı hı. Neyi tasdikler Kur'an-ı Kerim? Kendine önce gelmiş olan vahiyleri tasdikler. Aslında bu anlamda düşündüğümüzde Allah Tevrat'la, orijinal Tevrat'la, Hz. Musa'ya vahy edilen Tevrat'la, Hz. İsa'ya verilen İncil'le ve Zebur'la, Hz. Davut'a verilen Zebur'la onlar içerisinde bulunan Allah'ın hakikatlerini, ayetlerini içermektedir Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu anlamda Allah'ın ayetleri kaybolmamıştır. Sadece insanlar onları gizlemiştir, bozmuşlardır, kelimelerin yapılarını bozmuşlardır, değiştirmişlerdir bir kısmını. Ama Allah Kur'an vahyini göndererek son ilahi hitap olarak daha önceki tüm vahiylerin içerdiği bilgilerle insanlığa tekrardan yol göstermek üzere gelmiştir. Bu anlamda aslında Allah ayetlerini korumuştur. Kur'an-ı Kerim'i de korumuştur. Şimdi yine bir soru. Nefiyahse isimli bir izleyicimiz. Şeytan her şeyi gördüğü ve bildiği halde nasıl Allah'a karşı gelebilme gücünü kendisinde bulmuştur diyor. Hocam şimdi size döneceğim. Şunu, şu basit bir bunun cevabı var. Şöyle diyelim. Ee, Allah'a inanmasına rağmen diyebiliriz. Yani her şeyi şeytanın bildiği şekilde. Bir yandan bil. iblis ve şeytan e, volgularını da anlatır mısınız? Şimdi yani iblis e, o ilk, bu işin başıdır diyebiliriz. Yani hani Adem'le ilgili olayda secde etmeyen, hani ilk isyan edenden kasıt iblistir. Şeytan e, saptıran anlamına gelir. Yani iblis de bir şeytandır. Hani iblisin hı hı. takipçileri de şeytandır. Ama yani her şeytan a... bir tane değil mi hocam? Şöyle bütün saptıranlar şeytandır. Hı. Yani insanlardan da olur. Yani insanların bir kısmı insanları dinden saptırmak istiyorlarsa İslami terminolojide o da bir şeytandır. Ama e, iblis şey şeytandır. Yani sonuçta Hani insan yaratılmadan önce de var olan, insanın yaratılışında. E, itibaren yani isyana başlayan insanı saptırmaya çalışan en azından bizim gözle algılayamadığımız bir varlık anlamında şeytandır. Ama herhangi bir insan, insanları saptırmaya çalışan insan da şeytandır İslami terminoloji açısından. Şimdi şeytan her şeyi biliyor şeklinde bir şey diyemeyiz. Bir şeytanın bilgisinin neleri kapsadığını bilmiyoruz ama Allah biliyor. Onu diyebiliyoruz. Yani Allah'a inancı var. Burada şunu söyleyeyim. Yani birçok insan şaşırıyor. Diyor ki ya şeytan Allah'a bilmesine rağmen işte nasıl saptı? Bunun cevabı aslında çok basit insan görse o hemen ona şu cevabı vermek lazım. Etrafındaki insanlara bak. Hı hı. Şimdi bunların kaç Allah'a inandığını söylüyor. İşte ya, ne diyecektir ki önemli bir bölüm hani hı hı. diyelim ki %80'i Allah'a inandığını söylüyor. Peki bu seksen Allah'a inandığını söyleyen insanlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar mı? Getirmem. Getirmiyorlar. Getirmiyorlar. Allah'ın birçok isteğini yapmıyorlar. Allah birçok şeyde Allah isyan ediyor. Ya biz gözümüzle şu anda Allah'a bir varlığın inanıp da isyan ettiğin örneklerini görüyoruz. Etrafımızda insan türünde Allah'a inanmasına rağmen Allah'a isyan eden varlıkları görüyorsak şeytana niye şaşırıyoruz? Biz kendimize şaşıralım yani. Biz Allah'a inanıp da bir tür olarak nasıl bu kadar çok isyan edeni ortaya çıkartıyoruz diye. O yüzden bu bizim gözümüzle tanıklık ettiğimiz bir şeydir. Allah'a inanmasına rağmen İsyan olgusunun bir yerde birleşebilmesiyle alakalı olgu. Ama hani o birebir görüp de o Ama bu bir şimdi o da bakın, o da öyle bir şey yok <laughs> o da yanılgı. Biz şeytanın Allah'a bir şimdi oradaki bir Kur'an'da aktarılıyor ya Allah e, şey, şeytana bir emri var. Şeytan yerine <laughs> getirmiyor. getirmiyor. Şimdi o emir anlatılınca şeytan böyle duruyor Allah görüyor gibi algılıyoruz. Şimdi öyle bir şey yok. O aktarılmıyor biz o, o konuşmanın nasıl olduğu. Belki şeytana bir melek aracılığıyla gitti o emir. He. Belki başka türlü gitti. Yani e, o emrin şeytana nasıl verildiğini, yani Allah'ın yanında duruyordu şeytan Allah'a dedi de yapmadı şeklinde algılamamız tamamen bizim zihnimizde kurmamız. Kur'an'da işin o kısmı anlatılmıyor. Şeytan o emir nasıl iletildi de şeytan onu yapmadı. Doğrudan Allah ona mı vahyetti, bir aracılığıyla mı söyledi? Yani o kısmı biz bilmiyoruz. O yüzden o birçok insanların zihnindeki kurgusu, Şeytan o anda Allah'ın huzurundaydı. Allah'la işte çok muhataptı. Her şeyi görüyordu da ona rağmen yapmadı şeklinde kurdu. Ha öyle de olabilir. O yüzden de belki şeytanın yani çok şey bilmesine rağmen isyan etmesinden dolayı belki de iblis sin kötülüğü diğer birçok insanın kötülüğünden daha da büyük bir kötülük kabul edilmiştir. Yani şey de e, şimdi Kur'an-ı Kerim'de iblisin görünmez varlıklardan olduğu söyleniyor galiba ifade edemediğimiz için böyle bir şey. Film, ha yani o da bir garip bir şey yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de o isimde sure var. Ama işte yani, yasak evet, var. E, enteresan. Yok yok şey, insanın üç harfler olarak tarif etmesi için evet. söylüyorum bunu yani. Yani Üç harfler suresi mi diyeceğiz ona yani. <laughs> Şimdi onlardan olduğu söylüyor ve onların da insanlar gibi bir topluluk olduğu dolayısıyla içlerinden inananlar ve inkar oldu. olduğu. Yani e, bu anlamda iblis de irade sahibi hı hı. ve kibirleniyor. Büyükleniyor. Bakın e, materyal üstünlük taslıyor. Diyor ki sen onu topraktan yarattın ben ateşten yarattım. E, ben ondan üstünüm diyor şimdi aslında Allah'ın apaçık emrine karşı çıkarken kendi nefsiyle hareket ediyor. Ve büyüklendiği, kibirlendiği için Allah'ın yanından kovuluyor, katından kovuluyor aslında bu anlamda baktığımız zaman. Peki tövbe ediyor mu? Tövbe de etmiyor. Yani işlemiş olduğu zulümde, haksızlıkta, sapkınlıkta ısrar ediyor. Ama bakın şu şunu atlamamak lazım. Haşa asla İblis veya şeytanlar insanlardan ve diğer varlıklardan olan şeytanlar Allah'ın rakibi falan değiller. Mesela iblis Rabbinin Allah olduğunu farkında. Mesela iblis Allah ortak koşmuyor, şirk koşmuyor. Rabbin Allah olduğunu farkında. Yalnız iblis ne yapmaya çalışıyor? Kendisi saptığı gibi insanları da saptırmaya çalışıyor. Bunun için Allah'tan mühlet istiyor. Allah da ona izni veriyor. Tamam diyor. Yani o kıyamete kadar artık lanetim üzerinde. Kıyamette ona ne olacak peki? E kıyamette cehennemlik olacak tabii ki. Ne olacak? Yani onun hesaba çekilmesi gibi bir durum zaten artık şey değil Çünkü tescillenmiş. Onun affedilmesi mümkündür. Hı. Artık onun af kapısı kapalı Çünkü tövbe etmemiş. Bakın. Hazreti Adem de günah işliyor değil mi? Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman. Ama Hazreti Adem ne yapıyor? Hazreti Adem ben nefsime ettim diyor. Yani hatasının ahlaki yükümlülüğünü, sorumluluğun üstleniyor. Ve tövbe ediyor Allah. Allah da onun tövbesini kabul ediyor. Hı. Ama iblis hatasını Allah'a fatura ediyor. Diyor ki beni saptırmana diyor. Yani beni saptırdın için diyor. Yani aslında kendi saptığını, kendi iradesiyle bu tercihte bulunduğunu itiraf etmesi ve tövbe etmesi gerekirken sen beni saptırdın diyor Allah. Halbuki Allah kimseyi saptırmaz. Allah kimseyi sapması için de yaratmaz. E, bu anlamda baktığımız zaman e, iblisin e, iblis olmasının sebebi yani ümit kesmesinin sebebi eee nefsine yenilerek iradesi de karar vermiş olduğu o büyüklenme ve kibirlenmenin bedelini ödemesidir. Başka bir şey değildir. Yani ve hocamın dediği gibi yani insanlar da zaten Allah inandığını söyledi. insanlar bile zaten Allah inanmıyormuş gibi hareket ediyor. Yani o da Allah inanmasına rağmen Allah'ın kudretinin karşısında pozisyon alarak nefsini eğiliyor. Şimdi İrem Hanım diyor ki cuma günleri büyüklerimizin mezarlarını ziyaret ederek Kur'an okuyoruz. Bir takım insanlar boşuna gitmeyin evden okuyun diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Bir başka sorum kabirde neler oluyor demiş. E, şunu sorayım. Ölülerin arkasından, ölülerimizin arkasından Kur'an okumak e, gerekir mi? Kur'an okumak ibadet midir? E, tam olarak Şimdi neler bakalım, söylersiniz yani, bu konuda? Şöyle diyelim. Ölülerin arkasından insan diyelim ölünün arkasından mezarlığa gitti. Orada Kur'an okumasında bir sorun var mı diye buradan başlayalım. da bir sorun yok. Hı hı. Ama şöyle bir zihniyet varsa ben yani ölünün arkasından Kur'an okudum. Buradan bir tuşa bastım. Oraya gibi, Hop oraya gitti. Şimdi böyle bir sistem de yok. Yani insanların e, ölümle amelleri kapanıyor. Yaptıkları iyilikler, hayırlar varsa o hayırların gerçi Kur'an'da etkileri de e, insana sahip yazılacağı söylüyor. Öldükten sonra o etkileri devam ediyorsa ondan da bir şey umulur ama... Yani başka bir insanı Kur'an okuyup da ona sevap göndermesi tarzı. Çünkü bizde ona benzer şeyler var. Hatim yaptım gönderdim. ya yani böyle bir göndermelik, göndermelik bir şey yok. Ama Müslüman her zaman Kur'an okur. Kur'an okumak ibadettir. Kur'an'da Kur'an okumak, Kur'an üzerine düşünmek geçiyor. Bir yakınımız öldüyse mezara gidip oradan ibret almak, o mezarlıkta Kur'an okumak bunlar gayet normaldir. Yani mezara gidip ne yapacağız? Türkü mü söyleyeceğiz? Yani mezara gidip insan yapacağı normal şeyler. Kur'an okur, elini açar, dua eder Allah'a. Bir insanın diğer insan için af dilemesi de Kur'an'da bolca örneği var. Onun için af dileriz. Ama Allah onu kabul edecek mi etmeyecek mi bilemeyiz. Zaten yani say ki haşa Allah bizim duamızı hep kabul etmesi kesin olsa sanki Allah bizim emir elimiz mi zannediyoruz biz Allah'ı? Hmm. Yani zorunda sanki Allah öyle bir şey. Allah zorunda olduğu bir durum yok. Allah çok merhametli olduğunu duamızı kabul edici ümit ederek hani yüzde yüz garanti de bolca ümit ederek dua ederiz. Bu normaldir. Yani mezarlığa gitmekte bir sorun yok. Peki evden olursa ne olur? Evden de gayet olur bir insan mezarlığa gidemiyorsa. Çünkü... Allah her an her yerdedir. Yani Kur'an'da bunu birçok yerde görüyoruz. Zaten İslam inancında bunun aksini söyleyen hiç kimse yok. Yani Allah bizim evde yaptığımız duayı da kapalı bir yerde de açık bir yerde de her alanda yaptığımız duayı bilir. Ee, biz nerede olursak olalım bir kişi için yaptığımız duayı da işitir. O yüzden pekala bir insan yakını için bir dua edecekse evde işte Allah'ım anne babamı affet sevdiğim işte dostumu affet günahımız olduysa ahirette cennetinde bizi buluştur diye o kişi için dua edebiliriz. Ama mezarlığa gidip onu hatırlamamıza vesile oluyorsa çünkü en son onun o cansız bedeni orada toprağa bıraktık. O mekana gitmek psikolojik olarak insanda e, ölümü hatırlatmak, onunla o ayrılışı hatırlatmak gibi bana göre olumlu tesirleri olabilir. Yani mezarlık ziyaretinde de bir şey yoktur. Ama Toplumda öyle yanlış algılar olduğunu görüyoruz ki bazen. Hatta neredeyse şöyle bir inanç var. Sanki mezarlığa gittiğimizde mezarlıktaki kişi orada böyle bir hayalet gibi duruyor. Her gideni Kim görüyor. Kim mezarlığa geliyorsa işte diyor ki ya benim annem gitti gördü. Ya bir bu İslam inancıyla bir kere böyle bir şeyin alakası yok. Biz İslam inancında öyle bir kimse mezarlığın başında bekliyormuş falan şeklinde bir şey, böyle bir görüş yok. O yüzden annem gidiyordu. Üstelik böyle bir şey olsaydı annemiz için, babamız için, yakınımız için, kardeşimiz, dostumuz için, ölmüşler ölmüşlerimiz için güzel bir şey de olmazdı. Düşünebiliyor musun yani sevdiğimiz bir yakınımız mezarlığın başında hep bekliyor. Biz orada diyelim arada bir geldiğimizde bizi görüyor. Onu dışında ne yapıyor? Orada hayalet gibi üç boyutta orada öyle duruyor. Hayır. Ne kadar sıkıcı, berbat bir hayat. Böyle bir şey söylenmiyor. İşte mezarlığa gittim o beni gördü falan. Böyle bir şey yok. O belki kendi içinin huzuruna erdirmeye çalışması evet falan gibi bir şey. Evet ama Kur'an'da şimdi uydurmalar üzerinden iç huzur verecek malzeme değil, realite üzerinden teselli edici malzeme verilmiştir. O da nedir? Ahirette Kur'an buluşacağımızı söylüyor. Buluşma ümidi olduğumuzu söylüyor. Biz ahirette Allah İsa'yla hepimizi cennetlik yapsın, cennette buluşalım diye dua edelim. Çünkü Kur'an'da zaten buluşma var. Hı hı. Ama öbür türlü bir şey, düşündüğümüz bir şey yani bir içini ferahlatmak için insanlar söylüyor ama söyledikleri hiç ferahlatıcı bir şey değil. Tam tersi kabus gibi bir şey. Yani ben buradayken Şimdi benim yakınım diyelim annem babam mezarlığın başında böyle duruyorlar o soğukta bir şeyde. Öyle etrafa bakılıyorlar gelecek gidecek var mı diye. O zaman biz orada kamp kuralım çadır her gün mezarın yanında duralım. Bizi görsünler her an şey yapsınlar diye gibi şeyler söylememiz gerekir O yüzden şimdi bunlar İslamiyetle alakasız hurafeler. Şimdi bazı hurafeler vardır ki İslamiyet'in bir mezhebi kabul etmiştir onu. Hı hı. Burada hiçbir mezhepte şey, mezhep, yok. Şimdi hiçbir mezhepte hiçbir yerde bile yani böyle üç boyutlu bir şekilde ölü orada duruyor bekliyor Hı. şekilde bir görüş hiçbir yerde yok. Yani bazı Hı. şeyler halk arasında mezhepler aracılığıyla belli uydurmalar aracılığıyla uydurulmuş şeylerle de alakası yok. Ama halkta çok yaygın inanç. Hı. Şimdi i̇şte, buradaki problem Kur'an-ı Kerim'in ee, kabirlere indirgenmesi. Yani sadece ölünün arkasından okunan bir e, kitaba dönüştürülmesi. Temel problem bu. O yüzden Kur'an-ı Kerim kabirler için inmemiştir diyoruz. Hani Akif'i de analım burada. Şimdi Kur'an-ı Kerim e, diri içinde okunur. Ölen için öldükten sonra bir insan öldükten sonra da okunur ama o ölüye bir faydası olmaz. Diriye faydası olur. Bakın mesela en fazla Yasin Suresi okunuyor değil mi ölenin evet. arkasında? Yasin Suresi 70. ayet diyor ki bu kitap diri olanı uyarmak için gelmiştir. Yani bir <laughs> Biz insan, onun arkasından okuyoruz. Yani bir insan öldükten sonra ona Kur'an okumak Hani şey diyoruz ya işte, trafik kazasında vefat etmiş bir insana trafik kurallarını okumak gibi bir şey yani. Hani bitti adam artık ölmüş zaten. Ama kabirleri ziyaret etmenin ne şeyi var? İnsanın işte ölüm gerçeğiyle karşılaşması. Bir gün kendisinin de işte camideyken musalla taşının üzerine konacağını, bir tabuta konacağını, bir gün işte toprağa iki metre altına konacağını anlayıp bu dünya hayatının geçiciliğini, bu dünya hayatındaki yaşadığı hayatını ahirette hesabını verebileceği bir hayat olarak yaşaması gerektiğini anlamasıdır. Yani evet. ibret almasıdır aslında bu anlamda. Ama Kur'an-ı Kerim ölen arkasında okunmaz diye bir e, iddiada bulunmak da anlamsız. Niye okunmasın yani hocam dediğim, ne okuyacağız mesela insanlar evde bir araya geliyorlar, akrabalar ziyarete geliyor diyelim. Hani bu pandemiden hmm. dolayı şu anda olmuyor ama ya oturup tabii ki Allah'ın kitabını okuyacak insanlar yani okuyacak ama keşke şöyle olsa. Yani Arapçasından okunduğu zaman o okunan ayetlerin anlamı da insanlara verilse ki insanlar Allah'ın kitabının anlamıyla buluşsa yani şimdi Yasin suresinin okunuyor evet ama Yasin suresinde ölülerle ilgili bahsedilen ayet çok sınırlı birkaç ayette yani sonuna doğru ölülerden kabirlerden bahsediliyor e, gezegenlerden bahsediliyor Yasin suresinde yani e, a, e, astronomik bir takım olaylardan bahsediliyor şimdi bunun ölüyle ne alakası var bunun ölüyle bir alakası yok dolayısıyla şimdi... Kur'an'ın hani bu şeyi e, burada temeli koymak lazım Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır Hayata inmiştir. Yaşayan insan için bir kılavuzdur. Onun kabristanlara indirgenmesi, ölülerin arkasında okunacak bir kitaba indirgenmesi Allah'ın insanlığa son hitabına karşı yapılacak en büyük saygısıdır. Söylediğimiz bu. Ama pekala bu gerçekleştikten sonra ölünün arkasından da okunup kalanlar için diri olanlar uyarılması için ibret olabilir. Şimdi az da zamanımız kalıyor. Burada arada birazdan duygudan da sonuçlar gelecek kimler kitap kazandı onları da söyleyeceğiz. Yusuf Bey demiş ki, şimdi aslında o soruyu sormadan önce şunu ben de söylemek istiyorum. hayvanlara çok kötü davranılıyor maalesef. koruyamıyoruz yani elimizden gelen, gelen her şeyi yapıyoruz biz hayvanseverler olarak ama her gün korkunç haberler görüyoruz gazetelerde hayvanlarla ilgili. bu dünyada eziyet görüyorlar demiş Yusuf Bey de peki öbür dünyada neyi hak edecekler? Ben de şunu sormak istiyorum. hayvanlar da cennete gidiyor mu? Kur'an'da yani ya buna öyle. aykırı hiçbir şey yok evvela söyleyelim hayvanların cennete gitmesiyle ilgili ama detaylı e, yani ahirette e, hayvanlara ne olacağına ilgili detaylı bir bilgi de yok. Hı. Buna aykırı da bir şey yok. Yani burada bekleyeceğiz göreceğiz hep beraber demek dışında diyebileceğimiz bir şey yok. Ben yani şunu ben ufak o sorulardan bir tanesi de bu, o bu arada kitaptaki sorulardan bir tanesi. Evet. evet oradan da tavsiye ederim. Kısaca şunu söyleyeyim şimdi e, hayvanlar e, sorumluluk sahibi varlıklar değiller. Ee, dolayısıyla imtihan edilmeleri gibi bir durum söz konusu değil. Buradan hareketle hayvanların cehenneme gitmeyeceğini biliyoruz kesin Hı. olarak. Cennete gidip gidecekleriyle ilgili, cennete olup olmayacaklarıyla ilgili bir detay olmamasına rağmen Allah Kur'an'da inananların, cennet ehlinin, canlıların istediği, diledikleri her şeyin onlara sunulacağını söylüyor. Yani sizin kediniz olduğunu biliyorum mesela. Evet. İnşallah Allah nasip eder cennette. Gidersiniz ve işte belki kedinizi arzu edersiniz yanınızda. Allah o kediyi sizin yanınıza vermesiyle ilgili bir evet. sorun yok yani niye olmasın. Allah yeryüzünde bu kadar şey yaratıyor. İnsanlar, inananlar cennet ehli diyor ki mesela yedikleri bir takım meyvelerle ilgili. Hı hı. Bunlar işte dünyadaki bir müteşabidir, benzeridir. Zaten dünyadaki birçok şeyle ilgili nimetler cennette de sayılıyor. E niye Allah bu kadar güzel canlar yapmış, hayvanlar yapmış onlar niye cennette olmasın yani. Onunla ilgili bir şey yok. Sadece bununla ilgili bir açıklama yok, detay yok yani onu ifade edebilirsin. Evet. Müslüman aileye doğmayanların çocuklarının suçu ne diye sormuşlar. Şimdi o da bir kafa karıştırıcı soru gerçekten. Şimdi şöyle bir şey var yani e, tabii ki bir insanın hangi aileye doğduğu inancını belirlemede çok daha önemli oluyor. Hı hı. Ama herkesi Allah kendi içinde olduğu koşullarla değerlendireceğini unutmayalım. Yani Kur'an'da buna çok işaret eden şey var. Nasıl bir ailede doğdu, İslam'ı ne kadar duydu, İslamiyet ona ne kadar anlatıldı? onunla ilgili değerlendirmeler yaparken Allah bunları göz önünde bulunduracaklar. Yani insanlar birazcık böyle şöyle bir şey bekliyorlar bizden. İşte adam namaz kıldı artı yedi, işte ampulü keşfetti artı yüz, işte falanca adam öldürdü eksi bin, işte hırsızlık yaptı eksi üç yüz, ondan sonra işte zekat verdi şu kadar artı şu kadar falan. Yani buna benzer bir tablo söyleyelim, adamlara bir matematik hesabı yapılsın şundan bundan. Kim cenneti, kim cennetini gözüksün deniyor. Evet. Kur'an'da şimdi bir liste veriliyor. Allah yapılmasını istedikleri var, yapılmamasını istedikleri var. Ayrıca Kur'an'da Allah'ın bolca affediciliği geçiyor. Yani yapılan iyilikleri Allah kat kat karşılık vereceği, e, yapılan kötülük ve yanlışları ise hak ettikleri kadar ceza vereceğini söylüyor. Yani Allah'ın merhameti cezalandırmasının önünde şunu görüyoruz. Yani aslında adalet de burada yani merhametin bir alt kümesidir diyebiliriz adalet. Asıl olan unsur adalettir değil mi? Kat kat fazlasıyla veriyor. Kötülük yapanların bir kısmı affediliyor. Ceza verilecek olanlarsa sadece yaptıkları kadarıyla cezalandırılıyorlar. Şimdi Kur'an'ın sistemi bu. Ha bunun dışında Allah'ın affedeceği günahlar neler? İşte ee, kime 40 kat mı karşılık verecek? 100 kat mı karşılık verecek? Bunları hep beraber bekleyip ahirette göreceğiz. Yani Biz, bir hesap kalkülüs vermemiz kimseye mümkün değil. Yani şimdi Müslüman bir anne babanın olduğu bir ailede dünyaya gelmeyi avantaj olarak değerlendiriyoruz. Halbuki e, Müslüman olarak dünyaya gelmek sorumluluğumuzu üstümüzden kaldırmıyor ki tam tersine sorumluluğumuzu arttırıyor. Yani Allah'ın eğer ki e, bu son ilahi mesajına doğrudan muhatap olmuş bir topluluk içerisinde doğmuşsak bu o mesaja daha titizlikle yaklaşmamız o mesaja karşı duyarlı olmamızı gerekli kılıyor. Yani bir insan bunu yapmıyorsa aslında dezavantajlı duruma düşüyor bu anlamda. Çünkü Allah adil, merhamet sahibi. Veya bu soruyu soran bir insan mutlaka o insanlara karşı duyduğu merhamet gereği bu soruyu soruyor. Yani onların ne suçu var, günahı var. İşte farklı bir ülkede doğdukları sebebiyle. Diyor. E şimdi bir insan merhameti gereği bu soruyu soruyorsa Allah kullarına karşı merhametsiz olabilir mi? Yani mutlaka Allah'tan adil şekilde e, hükmedecektir. O insanların içinde bulunduğu şartlara göre değerlendirecektir. Yapmış oldukları iyilikleri de karşılıksız bırakmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde de Bakara suresinde açık bir şekilde söyleniyor. E, Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabiilerden kim Allah ve Ayret gününe inanır ve iyilikler yaparlarsa Ayret'te kendilerine özgü ödülleri olacaktır diyor. Onların yaptıkları boşa çıkmayacaktır diyor yani. E, Çeşmina Hanım demiş ki iradem dışında kötü ve haram şeyler aklıma geliyor. Ne yapmalıyım? Böyle bir İnsan bir iradesi yapma, dışında yapma. aklına gelenlerden mesul olmaz, aklına gelenlerden. Hı hı. Yani iradesi dışında aklına gelen kuruntulardan, şeylerden, e, hayal olarak aklına, zihnine doğanlardan mesul hı. olmaz. İradesiyle yaptıklarından veya yapması irade ettiklerinden de ama mesul olur. Mesela diyelim siz bir insanı öldürmeye niyet ettiniz, e, bunu planladınız zihninizde ama öldürmeyi düşündüğünüz adam yıldırım çarptı öldü. Yani siz ölçe, veyahut da siz köşede onu bekliyordunuz öldürmek için. O köşeyi dönmedi. Yani bundan da mesul olur insan. Yani irade ettiklerinden. Allah çünkü bildiklerini yapıyor. Ama siz elinizde olmadan falanca öldürme fikri zihninize doğru atmak istiyorsunuz. Bir kuruntu olarak zihninize geliyor. Veya böyle bazı obsesif insanlarda oluşur. Namazda aklına belli e, istemediği görüntüler, fikirler Hı. gelir atmaya çalışır. Çünkü o tip şeylerde şey vardır. İnsan zihnine bir şey atmaya çalıştıkça daha çok gelir. Hani birine kırmızı kuyruklu, dişi kurtu düşünme deseniz. Direkt onu düşünürsün. Özellikle kırmızı kuyruklu dişi kurtu düşünmeme fikri ise kırmızı kuyruklu dişi kurdu düşündürür. Yani bu doktorlar obsesif vakalarda bunu çok ya bununla ilgili de çok sorular geliyor. Şimdi namazda o yüzden akla mesela bu tarz kuruntulu şeyler gelmesi ve hatta namaz dışında herhangi bir ne bileyim e, falanca ben öldürsem mi diye aklına düşünceler gelmesi <laughs> insanı ondan mesul yapmaz. Ama bunu eyleme geçirmesi veyahut da irade edip planlaması etmesi, yapmak için bir faaliyete geçmesi onlar insan mesul tutar. Yani düşüncelerindendir ama tasarladıklarından insan sorumlu olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki inananlarla ilgili şeyler sayılırken şeytandan bir vesvese onlara geldiği zaman hemen Allah'ı hatırlarlar ve Allah'a sınırlar diyor. Yani insan yapması gereken şey o. Hemen Allah'a yönelmesi, sığınması ve bu kötü düşüncelerden Allah'ın onu koruması için dua etmesidir yani. E, Melekler insanlara görünür mü sorusu var. Görünmez. Görünmez mi? Bu kadar açık net bir cevap veriyorum. Meleklerin, meleklerin insana e, genel olarak görünmez. Onu görüyoruz etrafımızda görünmüyorlar. Ama e, istisnai olarak görünür mü? Görünür. Yani işte Hazreti İbrahim'e e, meleklerin gözüktüğünü görüyoruz. Ama insan suretine gözüküyorlar. Yani melek olarak görmen mümkün değil onu yani. Tabii işin doğrusu o da nasıl göründüğünü de tam bilemiyoruz. Yani melekler yani onu... insan... E, formuna geçerek mi yani görülür, Allah görülür. insanlardan da elçiler seçiyor, hı. meleklerden de elçiler seçiyor. Dolayısıyla meleklerden seçmiş olduğu elçiler mesela Hz. E, Meryem'e, Hz. İsa'ya gebe kalması ve onun müjdelenmesiyle ilgili seçilen, bunu bildirmek üzere seçilen melek hı hı. insan suretinde Hazreti Meryem'in karşısına çıkıyor. Ama hocam dediği gibi onu o anda nasıl bir görünme olayı gerçekleşiyor onu bilmiyoruz. Ya da Hazreti İbrahim'e işte Lut kavminin helak edileceğini haberini getiren elçiler de insan suretinde hı. Hazreti İbrahim'e geliyor. Hatta Hazreti İbrahim onlara bir takım yiyecekler ikram etmek istiyor. Onu yemedikleri gördü, yemediklerini görünce de işkilleniyor böyle bir çekiniyor, hı hı. bir korku sarıyor içine. Peygamberimiz de insan... mesela Cebrail'in aslında yani insan suretinde olmayan şekilde ufukta gözüktüğü de geçiyor. Yani insan suretinde olmayan da diyemiyorum. Orada tam nasıl gözüktüğü de belli değil. Yani çünkü Kur'an çok detay vermiyor ama ufukta onu görmüştü diyor. Ama genelde tabii insan suretinde gözükmelerden de bahsediyor. Ama Didi bakın mi? bu şu şey çok önemli. Yani onu vurgulamakta fayda var. Allah'ın melekleri Allah'ın emriyle iş gören memurlar ve Allah'ın emrinin dışına çıkmayan memurlar bu anlamda. şimdi bazı anlayışlarda maalesef ki böyle işte meleklerle irtibat kurmak işte meleklerden güç almak sanki melekler de böyle birer ilahmışçasına Hı. değerlendirmek, işte onlara böyle dua etmek, o on, onlardan yardım istemek o anlamda. Yani doğrudan Allah'tan istenmesi gereken şey böyle meleklerden istemek ki biliyorsunuz bir dönem çok böyle evet, bir popülerdi. mode oluştu. İşte melek kartları falan vesaire. Evet. Şimdi bu İslam'da kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değil. Yani Hocam. bir anlamda Allah orta koşma Hı. durumuna getirir ki insana Allah muhafaza yani buna karşı dikkatli olmak gerekir. Çok az zamanımız kaldı o yüzden kazananları da açıklamak istiyorum. Sizin değerli kitaplarınızdan, 101 Soru'da, Kur'an ve Hayret'ten Hayranına aforizmalarım kitapları. Kimler kazanmış duygudan geldi sonuçlar değerli izleyiciler. Ümmühan Bektaş, Esat Yetermin, Vesile Öztürk, Ramazan İmra ve Mehmet Öztürk ee, bu gecenin talihli izleyicileri oldu. Güle güle okusunlar değerli hocalarımızın kitaplarını. Ve e, sanıyorum son iki dakikamız falan bir soru daha var. E, hastalık çeken bir kişinin çektikleri günahlarının e, günahlarına kefaret mi diye sorarlar. Yani bu bilmek mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü yani bir insan hasta olmayı bu anlamda yaptığı kötülükler sebebiyle hak etti diye bir şey söylemek çok yanlış olur. Çünkü hastalıkların birçok biyolojik, genetik, insanın kontrol dışında bir takım aksaklıklardan kaynaklı nedenleri de var. Ama şu var. Mesela bir insan eğer ki kötülükler yapıyorsa, başka insanlara haksızlık, zulmediyorsa, diyorsa, biyolojik olarak da, ruhsal olarak da bir takım böyle sıkıntılarla karşı karşıya gelebilir. Ya da hiç bu sıkıntıları görmeden hesabını ahirette de verebilir. Yani evet. doğrudan bir insan hastalığına bakarak bu insan kötü bir insan, o yüzden çekiyor e, gibi bir hükümde bulunmak bu anlamda bence mümkün değil. Doğru değil Değil, diyorsunuz. evet. Tabii. Ama bir nedeni de olabilir yani tabi ama onu bizim bilmemiz mümkün değil. Yani hani şu nedenden dolayı olduğu dememiz mümkün değil. İşte Kur'an'da ayette de geçiyor. iyilikler kötülükleri giderir diye. Hud suresi de var mesela geçiyor. Yani... Buradan da şunu anlıyoruz. Diye ki bir insan hastalık çekiyor. O hastalığa gerektiği şekilde sabrediyor, şükrediyor. Hı hı. İsyan etmiyor, şey yapmıyor. O tabii ki bir iyilik olduğu için belli bir kötülüğün giderilmesinde vesile olması umulur. Ama yine Emre Hocam'ın dediği gibi yani onu ancak Allah bilir tam manasıyla gidip giderilmeyecek. Onun ne kadar sabrettiğini. Yani, yani çok kösün bu hasta oldu, günahları gitti artık biz diyemeyiz ama e, yani öyle bir mekanizma var. Yani insanın yaptığı iyiliğin ki o iyilik safhasına girerse o çektiği kötülüğe sabrı. E, kötülüğe karşılık onun bir yok edici özelliği olduğu geçiyor. Ya bir de şu var çok kısaca hemen onu da söyleyeyim. Bazen insanlar e, bir iflas durumunda bir sağlığıyla imtihan edilmesi durumunda bir yakınının vefat etmesi gibi durumlarda hayatın bir takım gerçekleriyle yüzleşerek Allah'a daha fazla yaklaşabiliyorlar. Dolayısıyla şu zaten 70-80 yıllık yaşanacak dünya hayatında bir insanı Allah'a yaklaştıracak her neyse onun bir insanın başına gelmesi aslında Allah'ın okuluna bir rahmetidir. Bu hastalık da olabilir, bir iflas durumu da olabilir. Ne bileyim, herhangi bir yakınını kaybederek ölüm gerçeğiyle yüzleşmesi ve kendi hayatını gözden geçirmesi olabilir. O yüzden olaya doğrudan kötü bakmak da bu anlamda mümkün değil. Yani bir insan sağlığının ne zaman sağlığın kıymetini biliyorsa ya da Allah'a yaklaşıyorsa, yöneliyorsa ve yapmış olduğu hatalardan vazgeçiyorsa ona o hastalığın gelmesi Allah'ın bir rahmetidir, lütfudur aslında evet. bu açıdan. Değerli hocalarım çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kitapları şöyle bir son defa gösterelim uzaktan da olsa. 101 Soru'da Kur'an ve hayretten hayranla aforizmalarım bu akşam sahiplerini buldular. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Caner Taslaman, Emre evet. Dorma en kısa zamanda tekrar bekliyoruz programa. İnşallah. Sizin ağırlamak evet. her zaman büyük onur bizim için. Ve bu akşamın da sonuna geldik. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Cevap veremediğimiz sorular varsa da lütfen kusura bakmayın. Başka bir programda mutlaka telafi ederiz. Önümüzdeki hafta cumartesi gecesi başka konu ve konuklarla yeniden birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi geceler.